But at some point, we think some of the Eternal Ones got greedy. They rebelled against the order of First Ones have put in place, and they have overthrown their champion, Roval, and broke this system to enforce their own. And by perishing countless mortal souls, they empowered themselves. And by stealing their existence, these mortal souls' existence, and abusing needless amounts of anima, they could at last stood against First Ones and Zoval. They become powerful that way, by abusing anima and mortal souls. We think that happened so this rebellion and this new system could happen. In the end, by doing that, they have managed to defeat them, Zoval and First Ones. And with their newfound power, they have banished the First Ones into inescapable void and closed the way back with the case formed from their very beings. And that's why what we see in Kyrestia, Archon, when she gets stabbed by Anduin, aka Jailer, of course. They but the first after the first rebellion happened, they destroyed the once central realm of Shadowlands. The place they destroyed the place and they divided into two and drew one part into the mists of in between. It had knowledge and remains. Selamlar arkadaşlar, selamlar. Merhabalar tekrardan. Nereye geldik? Hemen hemen bir sürpriz yapalım dedik. Sürpriz yapalım dedik. Umarım kaçmamışsınız. Yemezler geç kalmış 1 Nisan şakasını. Komutlar çalışmıyor Ramazan'cığım. Bu ara hoş geldin. Murat Han'ın çılgın teorileri. Arkadaşlar ben hazır. De görkemin. Belki bana küfrediyorlar. Hayır, Türkçe seçeneği yok mu bu kanalın? Hayır ama belki eğer ilgi görürse İngilizce seçeneğiyle geliyoruz. Yerine hoş geldin Şükrü. Arkadaşlar, şöyle ben konuyu özetleyeyim ve yayından önce, yani konseyden önce yaptığım duyurunun da sebebini anlamış olursunuz. Arkadaşlar, Görkem ve Murat Han inanılmaz bombastik, böyle heyecanlı, değişik bir teori konuşmaya başladılar Discord'da. Sonra... ben tabii iş yerindeyim. Böyle bakıyorum falan böyle onlara. Çok da böyle bir şey de diyemiyorum. O sırada müdür arkamdan bakıyor falan. Böyle değişik bir ortam. Neyse bir baktık. Görkem'le Murat Han bunu kayıt altına almaya karar verdiler. Ve çok da güzel yazılı olarak kayıt altına aldılar. Murat Han yazdı, Görkem editledi ve düzeltmelerini yaptı diyeyim. Evet. Ve bayağı güzel bir başyapıt ortaya çıktı. Evet. Cidden gurur duyduk yaptığımız işte. Şimdi Twitter'da çok ilgi odağı oldu. Sevgili yani nasıl söyleyeyim, Türkiye World of Warcraft komünitesinin önde gelenlerinden biliyorsunuz zaten Miraç'ı. Onu da hani o uzun uzun o yazıyı oturup okuyup üzerine Twitter'dan bize yorum yapıp bizi böyle onur edecek değerlendirmelere kadar geldi konu. Şimdi sadece bu değil. Bunu şöyle geçiyorum. Kızmayınız. Reddit'te patlama yaptı arkadaşlar. Reddit'te patladı gerçekten. Beklediğimizden çok daha fazla. Evet. Reddit'te patlama yaptı. Biz de dedik ki bunu kayıt altına alalım. Sesli olarak, canlı olarak, konuşma olarak. Ve dün arkadaşlar öğle saatlerinde oturduk ve bunu kayıt altına aldık ve YouTube'a attık. Çok güzel, inanılmaz bir başarı hikayesi oldu. İnanılmaz bir söyleşi yaptık kendi aramızda. Çok güzel bir video ortaya çıktı ancak... sadece bunu da size belirtmek isteriz. Bizim ağzımızdan duyun. Hani şey der ya böyle işte baba çocuğunu sigaradan yakar. İşte yakalamadan önce ben baba benden duy. Ben söylemiş olayım falan diye. Arkadaşlar yayının yani videonun kaydını alırken internet sıkıntısı, Discord'un çok işlemci yemesi ve OBS'in güncellemesi nedeniyle frame'de droplar var. Ama alt tabağı alınıp evet, gayet dinlenebilir halde. Evet. Yani ben hayatımda ilk kez İngilizce konuştum bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Yok, değerlendirdim. Yok,
rekord tuşuna basmamışız değil. Gayet rekord tuşuna bastık. Kaydı aldık. Sadece görüntü kalitesi. Bakın ses kalitesi demiyorum. Görüntü kalitesi bir tık aşağıda ve şu anda sizlerin huzurunda. O bir tane dislikeçi arkadaş burada mı hala? Ayık olsun. Geliyor. o bir tane dislikeçi hep olur ya. Herkesin böyle bir tane gizemli dislikeçi olur yani. Kim olduğunu asla bilemezsin böyle. Aynen abi. Ama hep dislike atar. Bir tane vardır yani. Onun için şey yapma. Seni de seviyoruz dislike. Evet. Dislike guy yani. Seni de seviyoruz. Hep atar. İstikrarlı şekilde. Yani. En azından öyle istikrarlı. İçimizdeki İrlandalı. Ve arkadaşlar bu Reddit linkini bulabileceğiniz, bu Murat Han'ın yazısını bulabileceğiniz, gerekli tweetlerin ve her türlü linke ihtiyaç olabileceğiniz her şey şu anda attığım YouTube videosunda ve şu andaki video canlı olarak yayında. Şu anda yayına verdik. Siz de vaktiniz olunca takip edersiniz. Ve şu ana kadar arkadaşlar ben 2,5 yıldır biz bu işi yapıyoruz Eda'yla. Ve ağzımızdan şöyle bir laf çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak. Garantisini de veriyorum. Ancak sadece bu video için sizlerden naçizane ricamız. Beğenin. Lütfen. Takip alın. Lütfen. Ve arkadaşlarınızla paylaşın. Özellikle evet. Uluslararası camiada böyle bir teorinin daha önce Türkler tarafından çıkartıldığını duyurmamıza çok ihtiyacımız evet. var. Evet. Sonra kaptırılması yine. Hep evet. Olduğu gibi. Belular ve işte Pyro nasıl olsa izlemiyorlardır diye rahat rahat yardırıyorum şimdi yayında. gibi içerik üreticilerinin arkasında kalmadığımızı göstermek istiyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar her beğeni bir kurşun eşebilere falan böyle öyle şeylere giriyormuşum. o yüzden arkadaşlar dediğim gibi yayın tarihim boyunca ilk defa söylediğim bir şeyi şu anda tekrar ediyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyiniz diyorum ve şimdi o teoriye geçiyoruz. Teori ne arkadaşlar? Teoriyi ben size bir cümleyle kuracağım ve yayını kapatacağız gideceğiz. Tamam mı? Bu kadar. Şu anda Shadowlands'in yönetici pozisyonunda bulunan Eternal One'ların abileri ve yaratıcıları olduğunu bildiğimiz, bize Blizzard tarafından bu kadar ipucunun verildiği First One'lar yani ilk olanlar aslında şu anda bildiğimiz ve dünya düzenini yani World of Warcraft düzenini bozmaya çalıştığını zannedilen Void Lord'lar mı? Teorinin odağı bu. Arkadaşlar bunun üzerine konuşmaya başlayacağız. Şimdi ben girişi yaptım. Eda güldü orada saatlerce. Hiçbir şeye katkı göstermedi. Hyperlux markasından olmasına rağmen. Azıcık da sen konuşalım. Ondan falan. Eda ile başlıyoruz değil mi şimdi? Ben Eda anlatacak hepsini. First dışında başka bir teoride oradan gelecek olan acaba Shadowlands üzerindeki düzen doğru bir düzen mi? Normalde şu anda var olan Eternal One'lar bize gerçeği mi söylüyorlar sorusuna da cevap vereceğiz bugün. O da önemli evet. bir şey. Kesinlikle diyoruz evet. Ve biz şimdi Görkem'le Murat'an diyeceğim ama Murat'an hakkını da burada verelim. Teori sahibi diyelim. Murat'an'la başlayalım. Yok ben değil yani. Görkem aslında ben yazıya döktüm. Ha ya eyvallah yani hani o yazdığın şeyi diyorum hani. İlk giriş yap. He. Videoda da sen ne yaptık ki onun için de öyle dedim ya. Ya işte olay şu hani. Babacan. Şimdi neticede bizim için bu First One'lar gelecekte uzun bir süre boyunca Titan'lar gibi bir gizem olacak. Ve hani biz şu soruyla yola çıktık hani. Oribos'taki attendant'lar işte şey diyor ya, Jader şerbet kalırsa First One'ların yaptığı her şeyi bulunacak falan diye ama gerçekten öyle mi olacak acaba diye düşündük. Sonra Deldar'ın videosunda bahsettiği şeylerden sonra Nuzot'un bu Shadowlands konusunda çok bilgili olmasından dolayı böyle bir muhabbet ediyorduk Görkem'le. Adama bir anda hani bir aydınlanma geldi. Yani gerçekten öyle oldu yani. Bir anda dedi ki lan bu First One'lar Void Lord olmasın diye. Haydi. Nasıl oluyor iş falan? İşte burada şöyle bir detay var her şeyden önce. Void dışında başka hiçbir gücün Lord'u yok. Buna dikkat edelim. Yani Deck'in ya da Order'ın
temsili, onları temsil eden güçleri var. Hani ırklar var işte, Titanlar vesaire gibi. Ama Lord olarak geçen bir tek Void Lord'lar var. Doğru mu şu an? Evet falan böyle. Evet hocam. Evet, tarçın geldim. Aynen öyle. Ve hani dedik yani bu Void, hani bu First One'lardan hiçbir ses çıkmıyor. Bu Eternal One'lar onları Void'e benişlemiş olmasın dedi. Çünkü Void kaçılamayan bir yer olduğu için hiçbir şekilde uzaklaş, hani oraya düşen gerçekten çıkamıyor. Nothing escapes the Void diyor ya Jailer. Nothing escapes the Void mevzusu var. Onu düşündük ettik, bu teoriyi kurduk. Yani Void ile Death arasındaki bağlantıları aslında bu yayında konuşacağız. Benzerlikleri, ki ben hani eğer ben bir şey anlatacaksam söyleyeceğim şey, ben 1,5 ya da 2 senedir işte zaten Shadow'un Burial Grounds dungeon'ı var. Warlords of Tremor'da. Shadow'un dungeon, Nerzul'la savaştığımız dungeon. Ben o dungeon dolayısıyla zaten neredeyse 2 yıldır Death ile Void arasında organik bağ olduğunu söylüyordum. Kimseye dinletemiyordum ama. Çünkü işte Beryllor'un ve Pyromancer'ın başını çektiği bir şey algısı vardı. İşte Death'i götürüyorsun, oradaki Void yok oluyor falan, hani böyle bir kafa, hani antidot gibi sanki. Hani. Yani böyle, hatta şu anda ekranda var, o çizgi romandaki tek kare üzerine herkes tek böyle bir şey. Evet. Gerçekten oradaki tek bir cümle yüzünden hani böyleymiş algısı olmuştu. Ben de inatla böyle değil diyordum. Ama bence o algı bilerek hani misdirection algısıydı. Yani. O herkesi yedi. Bence güzel bence tasarlanmış bir şeydi. Evet. Evet. Ama tek bir cümle. Çünkü oyunun içinde biz şimdi görkemle anlatacağız. Bunun aksini gösteren çok daha fazla kanıt var. Hatta biz hani, Alerian'ın ağzından. Alerian'ın ağzından, evet. Bunu da düşünerek işte Void Lord'ların aslında Void'e adapte olmuş First One'lar olduğunu söyledik ve onun ardından işte içine Nauru'ları kattık. Daha önce bahsettiğimiz Eredan'ları kattık, Nerfeth'leri kattık. Legion'ı kattık tabii ki. Olmazsa olmaz. Warlords of Draenor'u kattık. Ve yani oyu tamamen oyun içindeki kanıtlardan, bakın çok az tinfoil var Tyrion'un içinde. Yani çok az. Eğer öyleyse var gerçekten yani. Anlattığımızda anlayacaksınız zaten. Tamamen oyun içindeki şeylere dayanarak ama farklı bakarak. Çünkü nasıl baktığınız çok önemli gerçekten teori yaparken. Pyromancer gibi bakarsanız mesela şey dersiniz. Ona biraz giydiresin geldi de şu an. Bunun son video çıkardı işte bir. Bu Staragus fight'ında arkada bir Void gezegeni görüyoruz ya, işte Orkut tentakılları sarmış orayı. Oraya şey diyordu abi. Life'miş abi. O yukarı doğru çıkan... O yukarı doğru çıkan şeyler, o gezegenin dışından taşan şeyler tentakıl değil. Life'miş yani. Eonar'ın işiymiş onlar diyor. Yani artık bu kadar zorlama bilmiyorum gerçekten. Bir de nasıl böyle, bak mantıklı temelleri oturtturuyor ama o kadar zorluyor ki yani görken bir izle yani gerçekten. O izledim ya bayağı yani manada. Hani şey diyorum abi, kendine yazık ediyorsun bak, ciddi adam bu aslında, herif çok bilgili yani. Boş bir herif değil gerçekten, o mitolojik şeyleri falan çok iyi biliyor ama buna kafayı taktığı için çok yanlış yerden gidiyor. Öyle bir, o öyle bakmak istediği için öyle bir şey sallamıştı. Bizimki abi tamamen gerçekten kanıtlara dayalı. Çok az miktarda artık işin eğlencelik spekülasyonu var. O zaman şimdi bir görkemle açalım. Asıl anlatım kısmı. Görkem. Buradayım. Tamam yani zaten şey, o dediğin gibi yani zorlama teoriler üzerine böyle biz de o girdaba düşer miyiz, öyle anlaşılır mı falan diye de bir tırsıyorduk. Biraz o yüzden de söylemiyorduk ama işte kendi aramızda konuşurken özellikle o Belular'ın videosundan sonra birkaç böyle önceden söylediğimiz şeylerin de böyle hepsi birbirini tamamlıyor ve oyun içerisinde
böyle onu destekleyecek aynen Murat'ın dediği gibi böyle somut kanıtlar var. O zaman dedik bunu böyle bir yazalım. Acaba bu şöyle mi, acaba bu böyle mi derken ben böyle bir paragraf bak şöyle bir şeyle başlasak dedim. Ondan sonra zaten doğrusu çok acayip geldi yani. Ondan sonra da işte zaten şey Murat'ın işte buna benzer konularda yazdığı için dedim sen bunu yaz. Sonradan böyle sen kurguyu otur, düzenleyelim. Zaten ana fikir belli dedim. İşte o yazdı. Ben düzenledim işte. Aralara bir şeyler ekledim. O son kısımda bir son özet falan yazdım. İşte tam bir takım çalışması böyle %50-50. Benim yok ama. Böyle. Ya, sen video çektirdin ama. Sen video çektirdin. Daha ne yapacaksın? Ya abi işte evet yani. Utku şey kısmında yani teori kısmında çok katılmamış olsa da teorinin yayılması kısmında öyle altyapı moderasyonu, teknik destek. Hazır ben böyle şey dipten araya girmişken bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu an banttan bir kayıt izlemiyorsunuz. Gayet canlı yayındayız. Evet şimdi canlıyız en azından. Az önceki İngilizce olan. Diyeceğim. Yani bir arkadaş şey almış kafam karıştı diye açıklayacağım evet. Merak etme. Yok evet, yok evet. O şey diyor işte yayında mıyız bantta mıyız abi kafam karıştı. Eda'yı da bu arada yani boş geçmeyelim. Onun da yani bizzat işi olduğu için hem çeviri hem böyle kontrol olarak o da böyle bize destek oldu. Yazım dedik iyi mi son şey nasıl falan. Gene böyle biraz acele ettik böyle yazmak için arada kaçan böyle yazım ya hata olmuş da bir tur daha ben onların üstünden geçeceğim. Sonra daha temiz bir şekilde hem sitede hem şeyde Reddit'te sonradan son bir edit. Yani keşke ekleyelim dediğimiz şeyler de eksik kaldı. Onlardan da bahsedelim. Yani evet birkaç kalem bir şey daha ekleriz belki o aralara. Ondan sonra. Evet, şimdi bahsederiz artık onlara. İyice uzamasın o yazı diye. Yani aynen. Yani ana fikir olarak aslında önce o özet kısmını anlatayım ben. Ki o böyle şey ana fikri versin. Ondan sonra detay o diğer ara kalemleri konuşalım. Hemen oradan kopya çekiyorum. Sarıyorum. Uzmuşsun. Ben fiyatı linkini bırakıyorum. Valla. Evet. Nalut Eredar. Ha. Şimdi. Yani zaten işte Utku'nun dediği gibi esas buradaki ana fikir ve esas işte o teori olarak bahsettiğimiz şey şu anda oyunda bilmediğimiz şey. Yani tamamen bize ait olan bir fikir ve bunun yani son aşamasının sadece kanıtı yok. O da dediğimiz şey işte aslında bu first one'lar hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz first one'lar işte Void'e hapsedilmiş ve şu anda gördüğümüz Eternal One'ların onlara baş kaldırmasıyla bu Shadowlands'ta bugün gördüğümüz ve bizim de kurtarmaya çalıştığımız düzeni mi kurdular ya da işte first one'lar o düzenden kovuldu ve Void'e mi hapsedildi? İşte Jailer da aslında onları kurtarmaya mı çalışıyor diye düşündük. Ana fikir bu. Evet. Bunun dayanağı olarak işte bizim düşündüğümüz şey burada işte ilk başta kurulan düzen yani First One'ların kurduğu düzende Oribos diye bir yer yoktu. Ve işte şu anda Mav olarak gördüğümüz yer ve işte sonradan oyuna eklenecek bölge 9-1'de gelecek bölge aslında tek bir bölgeydi ve orası esas şehir işte Shadowlands'ın merkezi gibi olan yerdi. Onun şu anda 9-1'de göreceğimiz kısmı Cortia denen işte kara parçası olarak ayrılmış kısım bizim tahminimize göre First One'ların esas bulunduğu yerdi. Onların bıraktığı işte ilk binalar belki işte o boyuta geldikleri zaman bulundukları yer işte Shadowlands'ı kontrol ederken İşte nasıl diyeyim kaldıkları üs gibi bir yerdi. Ve o yüzden o bölgede First One'lara ait çok fazla şey var. Artı Mav'da da onlara ait böyle parçalar var. Ve bizim zaten evet. Mav'dan çıkmamızı sağlayan da bir First One artifact'i biliyorsunuz. Giriş görevinde bunu görüyoruz. Zaten işte Jailer da söylüyor. First One'ların bir işte artifact ile nasıl iletişim kurabiliyor bir ölümlü diye şaşırıyor ya. İşte o zaten ilk bağlantı bu ve bu bölgelerin aslında tek bir boyut ya da kara parçası ya da işte merkezi bir yer olduğunun kanıtı bizce bu.
artı işte Jailer'ın bu amacının bu olmasını işte düşündüren şey de zaten ilk başta Arbiter ve Jailer'ın fiziksel benzerliği. İkisinin de işte merkezinde, vücut merkezinde boşluk var. Arbiter'daki dolu, Jailer'daki boş. Ve Jailer'a işte Murata'nın çok güzel yakaladığı bir şey var. Revendret'in senaryosu biterken orada söylediği bir kelime, bir cümle çok güzel bağlıyor. Yani zaten eskiden onun olan bir şeyi geri alacak diyor orada. Yani onu bir direkt alıntı yapsana, insanların hakkında şey kalmaz. Türkçe de İngilizce fark etmez. Tamam. Birebir aynen. Sinematik sırasında bunu ben... Sinematiğin sonunda diyor zaten işte böyle şey boğazından tutarken prens Renat orada böyle onunla konuşurken dur lan nereye yazdık? Sanki böyle şey durumu değil de böyle Shadowlands'ın işleyişini bir nevi böyle olması gereken halini söyler gibi söylüyor ya. Evet. Tam o kısım zaten çok vurucu o yüzden. Evin içinde yukarı bir yerde, aşağıda aradım. Arıyorum. Ha evet, tamam, daha yukarıdaymış. En başlarda. Büyük yazılarla. Kendi yazımızı bulamıyorum, iyi mi? Büyük yazılarla yazmıştı. Büyük yazılarla. Evet, evet. Full code kısmı. Yazı arada kısmı. Görmüşsün. Every precious drop of anima so painstakingly run from the tortured souls of lesser beings now paves the path to the banished one to reclaim what was his. Evet, yani bunu insanlar görmek istemedi diye düşünüyorum ben artık. Çünkü yani böyle bağıra bağıra daha 9.0 sinematiğinde söylediği bir şey. Yani yine de İngilizce Türkçe'ye çevirelim. Cümlenin başı çok şey değil. Ben hani bölmemek için onu, cümleyi bölmemek için komple koymuştum da. İşte hani bu düşük hani ezik canlılar diyeyim hani. Ezik canlılardan böyle acı çektirerek topladığımız anima şimdi sürülmüş olanın yolunu açacak ki ondan alınanı geri alabilsin diyor. Evet, reclaim diyor. Orada zaten evet. O kelime burada bizim teorinin tam destekleyicisi temel ve somut kanıtı. Evet. Ve yani insanlar işte gerçekten bakış açısı demek istiyorum artık. Yani kötü görmek istiyorlar ya zavallı. Hani heriften bir şey alınmış. Evet. Çok belli. Yani ama kimse merak etmiyor ne alınmış olabileceğini ondan. Yani kabul ediyorum. Bir tek Akolan bunun üzerine çok gitti ama o da böyle bakmadı olaya. Arbiter demedi yani. Şey, çok az gözlü bakıyor. Yani. Evet. Yani gerçekten yani şöyle diyeyim. Bu var her şeyden önce. Ardından Jader'ın göğsündeki boşluk ve Arbiter'ın göğsünün dolu olması var. Yani bilemiyorum yani daha fazla ne kadar bunu onun haricinde, peki başka bir detay verelim. Bütün Eternal One'ların Jader hariç kendi ırkı var. Bakın bunu yazıya koymayı unuttum artık daha fazla uzamasın diye de. Yani. Bütün Eternal One'ların kendilerini temsil eden ırkları var. Kendi bölgelerinde yarattıkları. Primus'un var, Denatrius'un, Winter Queen'in, Narko'nun ama Zoval'ın yok. Yani şey, Molson'un askerlerini almayın öyle. Onlar başka ırkların her ırktan var. Katılmış hali. Herifin yok çünkü adam ırklardan da var. Evet, yok çünkü herifin öyle bir şeye ihtiyacı yok ilk tasarlanan halinde. İlk tasarlandığı halinde bizim düşüncemize göre Cortia bir parçasıydı asıl düzenin. Hatta buna örneği Silmarillion'dan vermeye çalışacağım biraz. Umarım Utku beni hata yaparsam düzeltir de. Hangi aşamaya, kaçıncı sahadan kaçıncı çağ geçerken de hatırlamıyorum da. Eru dünyayı böyle bir ters çeviriyordu. Yepyeni bir sıfırdan yaratıp Valar'ı da dünyanın dışına atıyordu. Hangi çağdaydı hatırlamıyorum. Bayağı artık kendisi müdahale ediyordu. Dünyanın bütün yapısı değişiyordu yani. Orta dünyanın. Valar'da ulaşılabilen bir yerken ulaşılamaz bir yere çeviriyordu onu.
Bununla aynı düşünün yani. Cortia'ya Shadowlands'ı ters yüz edip Cortia'yı da The In-Between'e atıyorlar. Dumov'la da bağlantısını kesiyorlar. Evet, gayet fiziksel olarak işte o artık şey Shadowlands bölgesini kara parçası gibi ya da uçan bir devasa ada gibi düşünürseniz işte ortadan ayırıp onu işte First One kısmını boşluğa atıp ya da o ara kısmı atıp işte Jailer'ın eskiden yönettiği kısmı da böyle bir nevi dibe batırıp işte mava çeviriyorlar. Evet. Ve hani bizim buradaki dayanağımız Anima. Anima'nın çok böyle çekici bir güç olması. Evet. Yaşayamıyorlar Anima'sı. Evet. Yok. Şöyle diğer Eternal One'ların açgözlü davranmış olması. Bizim iddiamız. Evet. Yani Zuval'ın kendisi arbiter'lığı yaparken şu an Kilin aksine özgür iradeye ve mortalların seçimlerine sahip gösterdiğini düşünüyoruz biz. Yani bunu denkleme kattığını düşünüyoruz. Ancak bu tabii Anima'nın biraz daha farklı bir şekilde yayılmasına sebep olan bir durumdu yani. Böyle belki de ne bileyim bir tane Eternal One'a fazlasıyla giderken diğerine daha az gidiyordu falan böyle kıskançlık. Hani bana daha fazla istiyorum falan diyorsun. Yani Anima'yı daha böyle kendi kontrollerini tutabilmek için o anki düzeni yıkıp Jailer ve First One'ları da Jailer'ı Mova, First One'ları da Void'a attıklarını düşünüyoruz. Yani ben işlediklerinde bu nasıl olur? Yani derseniz bu şöyle olur. Yani tamam First One'lar ile Eternal One'lar arasında acayip bir güç farkı olduğu doğru ancak bu hani yaratılan canlının yaratıcısını bir yere hapsettiği ya da mağlup ettiği yani hikayeler aslında pek çok mitolojide ve oyunda kullanılmış bir şeyler. Bayağı common sense. Özellikle zaten biz Yunan mitolojisine çok benzetiyoruz. İşte Zoval'ı da Hades ve işte şey Mav'ı da Tartarus'a benzetirsek hatta belki Void Tartarus çünkü işte First One'lar oraya hapsediliyor. Şeyde de Yunan mitolojisinde de işte Titanlar Tartarus'a hapsediliyor falan. Bu arada Titanlar demişken araya gireyim çünkü çok güzel kelime benzeşmesi var diyeyim. Bir arkadaşımız da sordu ben chatten kendi düşüncemi söyledim ama Titanlar ölünce nereye gidiyor WoW'daki? Ordura diye gidiyor. Arcane güçlemek diyorlar. Yani şey düşünün işte her işte Demon'lar öldüğünde Twisting Nether'a gidiyor ya. Her varlık kendisini oluşturan ana güç kaynağına gidiyor. Ve eğer sadece orada öldürülürse böyle tam olarak ölüyor, yok edilebiliyor. Her varlık için bu böyle. Ve mesela işte Nauru'lar Light Realm'de, işte Death'e bağlı varlıklar, Eternal One'lar, işte bu Shadowlands'de gibi. Hepsi böyle. O yüzden Titanlar da Arcane Realm'de ölümler. Ve Arcane Realm dediğimiz şey fiziksel evren bu arada. Bizim de ölümlülerin de geldiği fiziksel evren. Belki de şey bir dünyaya belki de yerleşiyorlar tekrardan. Onun detayını çok bilmiyoruz aslında. Hani belki de tekrar bir dünyayı kabuk belleyip orada büyüyorlardır. Yok. Yani o şey oluyor işte görüyoruz ya ruhlarını böyle yıldız tabi ruhları var. Onlar işte belli bir süre bekliyor, yeniden fiziksel form kazanıyorlar ya da işte belli bir avatar kullanıyorlar fiziksel düzlemlere inmek için. İşte mesela Sargeras'ın bir avatarı vardı ya, işte hepsi aslında işte gerçek vücutları çok böyle gezegen boyutunda olduğu için ruhlarının bir parçasını işte o avatarlara verip o gezegenin üstüne de bizzat müdahale ediyorlar. Tamam. Başladın sen açıklamaya. Çok fazla bunu girersek iyice karışır. Ona dallandırmayalım. Ya ben şeyde özetin hepsini bir geçeyim mi üstünden? Daha mı temiz olur ki? Evet. Nasıl istersen. Ama bu arada ama bir soru gelmiş çünkü. First One'ları Void'a kim koydu? Hani First One'ları Void'a kim koydu? Onu da açıklarsanız yarın Blizzard'dan almaya geliyorlar demiş. Bir arkadaş da açıklamış işte. Açıklaması var bunun. Yani Blizzard'a haber verin o zaman yarın işe başlıyoruz. Yani. Yarın bizi alsınlar. Eternal One'lar onları Void'e gönderiyor dedik. Örneğini verdik başkanım. O yüzden soruyu şimdi gördüm. Yani ilk
ilk kısmını özetledim ama hepsini bir üstünden geçeyim ben. Evet. Bütün hepsi bir anlaşılsın. Ondan sonra detaylara girelim, o işte Night Elf'lere, radarlara evet. falan. Ondan sonra girelim. Evet, şimdi o zaman kopyamı açıyorum. Başlık başlık zaten hepsi gayet net aslında özetleyebilmek için. Evet evet aynen. Şimdi doğaçlama çeviriyorum kendi yazdığımızdan. Teklersem kusuruma bakmayın. Şimdi bütün anlattığımız şeyleri yazıdaki hepsini özetlediğimiz yer burası. O yüzden işte genel olarak gördüğümüz büyük resim şu. İşte Shadowlands'teki esas amaç ve oranın gerçek yapısı ne? Bize göre o şöyle. İşte Shadowlands Warcraft evreninde ölüm gücü, ölüm kozmik gücü tarafından kullanılarak işte ve anima kullanılarak oluşturulmuş bir boyut, bir gerçeklik boyutu. Buranın evet. işte oluşmasının sebebi bu anima denen güç. Anima da ölümlülerin ruhlarından geliyor. Bunu zaten oyunda görüyoruz. Bize göre bu daha bilmediğimiz bu gizemli First One'lar işte bu gücü kullanmak için böyle bir düzlem yaratıyorlar. Yani oranın yaratıcısı ve işte şu anda gördüğümüz düzlemin ilk yaratıcısı onlar. Ama oranın işleyiş düzeni şu anda gördüğümüz düzen değil. Çünkü First One'lar orayı işte yarattığında ölümlü ruhlar işte boşluğa gidiyordu ve düzensiz bir şekilde dağılıyordu, yok oluyordu. İşte evrende belki sonsuza kadar bir varlık bulamadan, amaç bulamadan dolaşıyordu. Onlar bunu belli bir düzene koymak için ve bu işte yaşamış ölümlülerin deneyimleri, varlıkları, işte kendi önceki birikimleri boşa gitmesin diye böyle bir düzen kuruyorlar. Ve tabii aynı zamanda bu animadan da faydalanıyorlar bunu yaparken. Ama bunu orijinal yani esas tasarımda esas amaçları da bu ruhları kurtarmak olduğu için onların özgür iradesine ve kendi birikimlerine göre bir düzen kuruyorlar. Ve işte bu düzeni kurarken de bir dakika bu düzlemi yönetmesi için oraya bir ırk yaratıyorlar. Gene bu ırkı da animadan yani o düzlemi yarattıkları esas güç kaynağını kullanarak yaratıyorlar. Ve ilk yarattıkları ve bunlar işte tabii Eternal One olarak biliyoruz. İlk yarattıkları da Kairestia yani Archon olarak bildiğimiz işte yaratık. Zaten sıfatına dikkat edin. Firstborn. Evet. Bu ilk başta bunu yaratmalarının sebebi bize göre bunun ruhları yönlendirmesi ve ölümlü ruhları toparlayıp Shadowlands'e getirmesi. Ve işte Kirestia'nın Kirin'leri yarattıktan sonra bahsettiği rolü o sırada aslında kendisi yapıyor tek başına. Evet ve tabii bu hem kendi düzlemini yaratıp hem ondan sonra yardımcı bir alt ırk oluşturması belki işte bu mantıkta olan bir şey. İlk başta bize göre Kairestia'nın ve diğer böyle bütün Spirit Healer'ların esas amacı işte Shadowlands'e geçmeye hazır mı? Ölümlü ruhlar. Öldükten sonra buraya geçmeye hazırlar mı? Onu kontrol ediyorlar. Hazırsa getiriyorlar. Ama şimdiki düzende amaçları farklı. İşte bu ilk düzene göre ilk görevi bu. O son kısma da ondan sonra geleceğim. Winter Queen de ölümlü ruhların değil, diğer yaşayan hem varlıkların hem işte hayvanların, işte vahşi hayatın ruhlarını kontrol edip bu yaşam ölüm dengesinin işte Shadowlands'e doğru akacak şekilde kalmasını sağlayacak bir düzen kuruyor. Winter Queen'i de bu yüzden yaratıyorlar. Sen de işte bu diğer yaşam ortamını ve işte vahşi yaratıkları kontrol et. Oradaki yaşam döngüsünü sağla diye onu yaratıyorlar. Üçüncü olarak da bize göre Primus'u yaratıyorlar. Primus'un esas amacı bir nevi yapımcı ve oradaki yapılacak işte boyutların, silahların, işte bütün kalelerin ve işte esas en önemlisi
Shadowlands'ın savunmasının kurucusu olarak onu görevlendiriyorlar. Bütün bunları yapacak ve işte Shadowlands'ı dış saldırılara ve diğer kozmik güçlerin işte işgaline ve bu gücü kullanmaya çalışmasına karşı savunmak için Primus'u görevlendiriyorlar. Son olarak da yani son değil ama Denatrius'u yaratıyorlar Primus'tan sonra. Bize göre Denatrius orijinal Jailer. Yani ilk esas cezalandırıcı Denatrius. Ve onun esas görevi Jailer gibi sadece kaçılmaz bir hapisin gardiyanı olmak değil. Oraya gelen ve işte Shadowlands'e düşmüş ama kötü olan ve kötücül ruhları temizlemek. Onları iyi amaçla işte orada öldükten sonra işe yarar hale getirmek ve işte iyi kullara dönüştürmek. İşte Redemption diye geçen şey o ve bizzat zaten Denatrius da bunu diyor. Do not destroy, we educate. Ha, aynen. Ventir yok etmez, biz eğitiriz diyor işte. Yani zaten buradan da onu anlıyoruz ve zaten Raven Dread'i de oynarken görmüşsünüzdür. Madem böyle bir yer var, o zaman neden Maw var diye insan bir düşünüyor değil mi? İki evet. Tane böyle cezalandırma bölgesi var. Bizim de işte mantığımızın dayanağı bu. Esas yani cezalandırıcı ve en aslında böyle oradaki son aşama ceza olarak en kötü ruhların gideceği yer eskiden sadece Raven Dread'di. Yani eskiden bir Maw yoktu. Bize göre Zoval yani Jailer ilk başta yaratıldığında ölümün şampiyonu ve işte bütün bu yaratılan Eternal One'ların lideri olarak yaratıldı. Evet. Onların merkezine bütün bu düzeni koruyup işte yönetmesi için First One'lar tarafından koyuldu. Onun bu görevi doğru yapabilmesi için de First One'lar bize göre Jailer'a bir artifact yani o göğsündeki boşluğa şu anda Arbiter'da olan küreyi koydular. Bu kürenin de gücü bize göre ruhları kendine çekmesi. İşte ölümlü ruhlar bu sayede normalde dağılıp giderken işte kendi yolunu bulamazken bu işte Zoval'ın göğsüne koydukları artifekte çekilerek hepsi ona doğru geldi. Ve işte Zoval'ın esas evet. görevi de Arbiter'ın şu anda işte yaptığını zannettiğimiz göre ama Zoval bize göre tam tersine işte Arbiter gibi değil ilk başta dediğim gibi bu düzenin kurulmasındaki esas mantık olarak işte bu ruhları kurtarmak, onların işte anılarını, varlıklarını kurtarma üzerine kurulu olduğu için kendisine gelen her ruhu onların isteklerine, özgür iradelerine, kendi amaçlarına ve niyetlerine göre yönlendirdi. Yani kimseyi istemediği ve işe yarayacağı yere zorlamadı. Sonradan değişecek ve işte anılarını unutması gereken bir yere yollamıyordu. Evet. Burada işte dayanağımızda ilk baştan beri hem Sylvanas'a işte Jailer'ın emrine geçtikten sonra özgür iradeye çok vurgu yapması hem de Jailer'ın en son işte 9-1 videosunda da görüyorsunuz. Ölüm hiçbir zaman zincirlenemez diye açıkça söylemesi. Yani burada işte bu özgür iradenin işte bu işte Jailer olduktan sonra kendisini zincirlemek için kullanılan gücün ve işte o zincirlerin hem somut hem soyut zincirleri silaha dönüştürmesi bu yüzden. Bunu kullanarak onun işte düştüğü durumu tersine çevirip işte onu hapsedenlerden intikam alıp eski düzeni kurmak istediğini düşünüyoruz. İşte bize göre bu ilk kurulan düzen bir noktada işte diğer Eternal One'lar, Zoval harici diğer Eternal One'lar hatta bize göre onu da ikna etmeye çalışarak baş kaldırıyorlar. Ve işte bu animayı kullanarak amaçlanandan işte bunların ilk görevlendirme amacından çok daha fazla güçlenebildiklerini keşfediyorlar. Ama bunu yapmak için tabii ruhların özgür iradesine ve onların işte Shadowlands'taki ölüm sonrasındaki nasıl diyeyim ölüm sonrası yaşantıları mı denir artık? Ölüm sonrası varlıklarına saygı duymamaları gerekiyor. Onları
bir nevi kötüye kullanıp o anima enerjisini fazladan kullanmaları gerekiyor. Ve bunu yaparak da işte bir yerde, bir noktada aşırı güçlendiler bize göre ve bu gücü kötüye kullanmayı keşfettikten sonra First One'lara karşı çıkabilecek, onları yenebilecek bir güce geldiler. Bu bozulmaya başlayınca da işte First One'lar onları alt edip tekrar ilk düzene dönmesin diye onları Void'e hapsettiler. Ama burada şu detayı verelim. Öyle. Hani yenebilmekten kasıt şu aslında. Bir şekilde onları Void'e sokmayı başardıkları anda zaten çıkamadılar. Yani öyle birebir bir fight'ta mağlup etmeye aslında çok gerek yok. Onları bir şekilde Void'e tabiri caizse itelemeleri yeterli oldu bize göre. Evet. Bizce öyle. Ve yani muhtemelen işte ya bu yeni gelecek bölgede işte Cortia'da ya da başka bir yerde bütün diğer kozmik güç bölgelerine, işte kozmik haritada gördüğümüz bölgelere bir geçiş portal gibi bir şey mutlaka var. Ve işte çok büyük ihtimalle First One'lar da bunu kullanıyorlardı. Ve bizim tahminimiz işte bu Void portalına oradaki ya da işte şu anda görmediğimiz bir Shadowlands boyutundaki başka bir Void portalına onları düşürdüler ve arkalarından o portalı kapattılar. Bu portalı da kapalı tutmak için her birinde bir anahtar var. İşte bu son videoda gördüğümüz Anduin'in işte Arkon'u yaraladıktan sonra ondan aldıkları anahtar. O anahtarlardan biri. İşte son anahtarın Arbiter olması da aslında Arbiter'da da bir anahtar olduğu için değil. Bize göre işte o orbu alıp eski gücüne kavuşması için. İşte Jailer çıkabilirse Mav'dan zaten fiziksel evrenden önce ilk başta Shadowlands'ı ele geçirecek ve bunu yapmak için de Arbiter'daki güce ihtiyacı var. Yani şu anda her ne kadar anima ve işte ölümlü ruhlar Mav'a aksa da işte bildiğimiz kadarıyla Jailer Mav'dan çıkamıyor. Son bir eşik var. Şu anda o son eşiği geçmeye çalışıyor. İşte bize göre bu isyan olduktan sonra işte First One'ları Void'a hapsediyorlar ve yeni bir düzen kuruyorlar. Bu sırada tabii Denatrius ilk başta onlardan yana gibi gözüküyor. Yani Zoval tabii direkt karşı çıkıyor First One'ların oraya bıraktığı lider olduğu için. First One'ların yanında ve işte bu diğer kardeşlerinin karşısında yer alıyor bize göre ve o yüzden onu hapsediyorlar. İşte bizim bu kuracağımız düzeni bozmasın diye. Esas yani Jailer olma sebebi bizce bu. Onu oraya hapsedip işte First One'ları kurtarıp bu düzeni yeniden eski haline getirmesin. Esas amaç bu. Jailer'ın da amacı bize göre işte oradan çıkıp First One'ları kurtarıp eski o orijinal Shadowlands düzenini yeniden kurmak. Çünkü Jailer'ın varoluş yani Zobal olarak varoluş amacı bu. Ve şu anda eksik bir varlık işte o esas ona bırakılan emanet onda olmadığı için esas gücünde de değil. Ve bize göre o yüzden esas amacı bu. Şimdi tabii burada işte son aşamada işte şimdiki düzende gördüğümüz düzende o yüzden Arkon'un mesela amacı ilk başta demiştim ya işte sadece ruhlar işte eğer Shadowlands'e geçmeye hazırsa getiren bir varlıkken ve bunu organize eden bir varlıkken şu anda mümkün olan bütün ölümlü ruhları Shadowlands'e taşıma üzerine kurulu. Ölen herkesi ve bütün gezegenlerdeki fiziksel evrendeki fiziksel ulaşabildikleri bütün boyutlardaki bütün ölümlü varlıkların ruhlarını kim ölüyorsa getiriyor. Yani mesela bizim farkımız o yüzden işte Azeroth'lu kahramanlar olarak biz bunu görüyoruz. İşte ölüyoruz. Daha sen öteki tarafa geçmeye hazır değilsin diyor bizim Spirit Healer'larımız. Ve bizi geri gönderiyorlar. Biz o sayede Ghost Friend yapıp işte yeniden kalkıp devam edebiliyoruz maceralarımıza. Yoksa ölüyoruz devamlı biz de aslında ama direkt olarak Shadowlands'e gitmiyoruz. Bir de şey eklemek istiyorum abi. O Spirit Healer'ların bilinci var. Yani aşık olabiliyorlar.
falan. Evet. Tabii tabii. Hani hepsi böyle... özgür bir varlık. Aynen. Yani robot ve görevlendirdikleri... Aynen işte. O güzel bir detay. Zaten bununla ilgili klasikten beri olan da bir görev var. Bir tane ejderha ve Spirit Healer birbirine aşık oluyor işte. Azuragos öldükten sonra. Hatta onunla ilgili görev de var. Merak ederseniz bakabilirsiniz. Hatta onu galiba Mavi Ejderha bölümünde anlatmıştık uzun uzun. Evet. Evet, hatta sırf Azuragos'a dair bir 5 dakikalık lore videom da var. Ha, evet, doğru, o da var. İkinci olarak Winter Queen'in esas amacı dışında işte şu anda yaptığı şey hiçbir şekilde ilk baştaki işte bu yaşam ölüm döngüsüne saygı duymadan gelebilecek ne ruh varsa canlı olarak ve işte Shadowlands'da kullanılabilecek ne ruh varsa onları şu anda Shadowlands'e çekiyor. Eski düzeninde ve bir döngü olsun, oradan işte oradaki yaşam da devam etsin gibi bir kaygısı yok. Sadece daha çok anima olması için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Primus da bize göre ilk başta kullanamadığı güçlerini ve özellikle bu animayı kötüye kullanmayı keşfettikten sonra muhtemelen fark ettiği nekromantik güçlerini sınırsız olarak kullanabiliyor. Ve o yüzden Maldraxxus bugün o görüntüde. Maldraxxus da muhtemelen ilk başta bu görüntüde değildi. Ama şu anda işte nekromantik büyü çok ağır orada kullanıldığı için, bu büyünün ilk çıkış yeri orası. Zaten bunu Lich King'in gücünü aldığı yer olarak da biliyoruz. İşte Arthas Lich King'ken, hatta önceki Lich King varken de gücünü oradan aldığını biliyoruz. Bu böyle bir gücün kaynağını yarattığı için Primus zaten işte hem o düzlemi hem kendisini belki geri dönülmeyecek bir şekilde nasıl diyeyim, hem korap dedim, bozmuş halde şu anda. Ve işte Primus bize göre, daha önce de konuşmuştuk, zaten Rune Carver'ın ta kendisi ve işte Jailer bir şekilde ona ulaştıktan sonra işte tabii bu aşamada işte Denatrius'u zaten söylemem lazım. Denatrius da bize göre bu düzeni bozmak için çaktırmadan içeriden çalışıp işte Dreadlord'ları yaratıyor. Dreadlord'ları kullanarak işte ölümlü evrenlere ve işte diğer kozmik güçlere ulaşıp oradan Jailer için çalışabilecek ve onun işine yarayacak yandaşlar topluyor. Sylvanas gibi işte. Ve bizim tahminimize göre çok büyük ihtimalle Legion'da bunun bir parçası. Ona ayrı geleceğiz. Yani Zalvu, Eredar falan filan. Biraz hızlanalım. Hadi. Tabii tabii. Yani, özeti bitiriyorum. Zaten yani özet gibi değil de ana fikir gibi düşünün. Ana işte temel hikayesi bu bizce. Ve muhtemelen işte böyleyse böyle çıkar diye düşündüğümüz şey bu. İşte Primus'un dışında da Denatrius zaten kalıyor. Denatrius da ilk başta tabii Eternal One'lardan yana gibi davranıyor ve evet. Bu Jailer'ı kurtarmak için böyle bir işte ırk yaratıyor. Dreadlord'lar yaratıyor. Dreadlord'lar yapıları itibariyle biliyoruz ki işte kendi karşılaştıklarımızdan da gördük. Şekil değiştirebilen, işte ajanlık yapmak için yaratılmış ve her tür entrikaya uygun yaratıklar. Ama bunların esas amacı bunu yaparak hem bilgi toplamak hem de işte bu Zoval'ın esas amacına uygun yandaşlar toplamak. Bunu da işte ölümlü evrenden yandaşlar toplayarak o sayede Zoval'ı kurtaracak bir şey yapıyorlar. Onu daha bilmiyoruz ama bunun sayesinde belki de işte Sylvanas'ın son katkıları sayesinde o son eşiği geçiyor Zoval ve ölümlü evrenin dışında da Shadowlands'ı etki edebilecek bir aşamaya geliyor. O zaman işte Arbiter'ı kırıyorlar. O işte başlangıç videosunda gördüğümüz gibi. Ve ondan sonra baba işte ruhlar akmaya başlıyor. Evet. Zaten bu da işte tam o ilk başta dediğim Zoval'ın işte onu zincirlemek ve hapsetmek için kullanılan gücü silaha dönüştürmesi. Bütün bu gücü kullanarak işte ulaşabildiği her noktadan kendisine yandaşlar bulup kendisini özgürleştirmek için ve sonra da işte çıkıp First One'ları kurtarmak için bu hem Denatrius'u hem diğer ölümlü yandaşlarını kullanıyor. Ve son aşamada bize göre
Burası işte çok anahtar. Çok i̇şte buraya dikkat. Zola Emelimacı ve Azeroth üzerindeki esas Emel'i bizimle olan bağlantısı Azeroth'u ele geçirmek istiyor. Ama buna Azeroth'u öldürmek gibi bir kaygısı kesinlikle yok. Azeroth'u esir etmek gibi bir kaygısı da yok. Onun da tadını veren yine Belolir bu arada. Çok pardon. Evet, evet. Çünkü işte Zoval diyor ki Death comes for the soul of the world diyor ama evet. Yani öldüreceğim de demiyor. Yani ruhunu ruhu için geliyor diye ve ruhunu ele geçirecek gibi bir şey de demiyor. Claim diyor. Yani evet. Ona sahip olma anlamında bu. Evet. Bize göre Zoval eğer fiziksel önce tabii çıkacak Shadowlands'ı ele geçirecek. Bize göre Shadowlands'dan sonra da fiziksel evrene geçip Azeroth'a saldıracak. Azeroth'a saldırdığında yani bizim gezegenimizin ruhu bir Titan ruhu işte biliyorsunuz. Ve Azeroth uyandığında da en gelmiş geçmiş en güçlü Titan olacağı öngörülüyor. Bizzat Titanlar tarafından. İşte Sargeras'tan bile daha güçlü olacağı söyleniyor. İşte bu aşamada eğer ki işte ele geçirebilirse Azeroth'u bize göre işte zaten ilk baştan Old God'ların yapmaya çalıştığı şeyi yapacak. Evet, ama daha agresif şekilde. Ve bunu ama tabii agresif ve çok işte kendi metotlarıyla yapıyor tabii. Bu oyunun başlıcasının sebebi de bu arada. Onu da tek söyleyelim kafalar karışmasın. Void'a bağlantısının birinci somut kanıtı bu. İkincisi Thrall, onunla birazdan anlatacağız. Thrall ve Shadow Moon klanı. Birazdan onu da anlatacağız. Herkesin göz ardı etmeye çalıştığı bağlantı. Benim evet. İki senedir bağırarak söylediğim. Evet, devam. Pardon. Yok yok, zaten işte sonu geldi. Buradaki işte Void'e esas bağlantı da ve işte Old God'larla amacının aynı olduğunu düşünmemizi sağlayan şey de bu. Yani çünkü eğer First One'lar Void'e hapsedilmişse ve onları kurtarmaya çalışıyorsa o zaman Old God'ların Azeroth üstünde yapmaya çalıştığı şeyi yapıyor birebir demek ki. Evet. Böyle düşünüyoruz. Yani bunun başka kanıtları da var. Ve bize göre eğer işte Void'e bu kapıyı açıp First One'ları kurtarırsa beklediği şey olmayacak. Yani Void içinde çok uzun süredir hapis kaldığı için First One'lar bize göre onlar artık Void Lord'lara dönüştü. Orada o düzlemde hayatta kalabilmek için normalde oradan gelmediklerinden ve Void'e ait olmadıklarından o düzlemde hayatta kalabilmek için bir uyum süreci geçirdiler ve evrimleştiler. Bize göre o yüzden Void Lord'lara dönüştüler ve çıkardığı zaman Zoval oradan işte First One'ları beklerken karşısında Void Lord'ları görecek. Ve hiç beklemeyecek bir şeyle karşılaşabilir diye düşünüyoruz. Evet. İşte teorimizin genel kısa özeti bu. Kısa özeti bu. O zaman ben detaylandırmaya gireyim. Evet. Aynen. Öncelikle bu N'Zoth ile Zoval'ın bağlantılarından girelim. Şimdi bunun Belolir videosunu yaptı. Biz söylerken yine sallandırdı tabii. Belolir videoyu yapınca meşhur oluyor böyle şeyler. N'Zoth da Shadowlands başladığı anda Shadowlands'ın başlangıç sinematiğinde N'Zoth'un ben bir tane Whisper'ını görmüştüm. Yani kulağımda duydum yani sinematiği izlerken. Sonra bir tane daha duydum. Sonra bir tane daha duydum. Böyle bir sinematik. Hangisi Whisper'la? Anlayana gönderme çok modunda evet. Bir videoydu. Evet. Perde soluyor. Onun tacı yolu açacak diyordu. The veil veins, his crown will open the way. Gördüğümüz üzere de Lich King'in helmi kırıldığı zaman Shadowlands'a yol açıldı. Yani N'Zoth bunu biliyordu ve bizi buna karşı uyardı. Onun haricinde it grows hungrier, bolder, alas, your eyes are closed diyor. Yani o daha açgözlü, daha cüretkar hale gelmeye başladı. Ama işte siz bunu göremiyorsunuz. Gözleriniz kapalı.
Ayrıca aşağıda bir kilotu var. Bu aşamada yani Zod nasıl Shadowlands'a gideceğini söylüyor. Zoval'dan da bahsediyor. Yani Zoval'ın artık böyle iyice güçlenmeye başladığını ve daha cüretkar hale gelmeye başladığını ama bizim bunu fark edemediğimizi söylüyor. Aşağıda Sylvan aslında bu Zod'un Zod bu arada her şeyin farkında. Zod'la olan fight'ımızda Sylvan aslında Ashara'nın anısını gösteriyor. Anlaşmasını gösteriyor bize Zod. İşte Sylvan aslında işte bunu ikna ediyor. Şöyle yap, böyle yap diye. Ashara tamam hadi sen git diyor. Bu arada orada şey de çok güzel bir muhabbet hani. Tamam Sylvan işte Queen, Banshee Queen işte karizmatik bir karakter, güçlü falan ama Ashara da böyle yani kraliçe olduğunu ve o da karşı kibirini çok güzel veriyor yani orada. Hiç altında ezdirmiyor yani kendini. O ifsi çok güzel vermişler. Bayağı iki eşit gibi konuşuyorlar aslında orada. Hatta zaten Sylvanas ayrıldığı anda Ashara şey diyor. Treacherous Banshee. Do you think I am blind to the darkness? You see the unleash diyor. Yani seni lanet Banshee. Ölüm perisi diye çevirmek istemiyorum bu dediğimi. Seni lanet Banshee. Senin bu başımıza salmak istediğin karanlıktan haberin yok mu sanıyorsun diyor. Onlar da gayet farkında Zoval'ın. Ama dediğim gibi sorun burada Zoval'ın böyle daha agresif, daha tehlikeli bir şekilde bunu yapmaya başlaması. Yani şöyle düşün, Old God'lar milyonlarca yıldır bu korupsiyonu ilerletiyorlar. Belki de artık Zod'un soğulu tamamen ele geçirmek üzereler. Ki buna dair kanıtlarımız ve şeylerimiz de var. Belki bunu da yazarız. Ama şimdi Zoval'ın buraya hırrrr diye bir orduyla gelip bunu rezil etme şansı var diye. Hani kaba kuvvetle de alabilir ama artık hani iş oldu olacak diye biraz pek desteklemiyoruz Zoval'ın bu agresif savurlarını. O yüzden hani en azından yavaşlatmamız için bizi uyarıyor. Yoksa aynı amaca hizmet ediyorlar. Zod ile Zoval bağlantısını da böyle kurduğumu düşünüyorum. Void ile Death arasındaki direct bağlantılama için. Şimdi. Sıralı bence git. Yani çünkü hepsi aslında birbirini tamamlıyor. Evet. Şimdi bunu kendi gözünüzle görmek için bir 60 level karakterle valla soft trainer'a gidip Shadow Moon Breath Dungeon'ı yapmanız yeterli. Diyaloglara dikkat etmeniz yeterli. Şimdi ben Dungeon'a girmiştim Time Walking için. İşte daha böyle duyduğum ilk cümle şey şu. Şu bak. Oradaki Ork as Ork ruhlarında bir ruhlar nehrinde yüzüyorsunuz. Ya sizi ya da şu an bir ruhlar nehrinde yüzüyorsunuz. Kaçmanız sizin için en iyisi olur diyor. Haydi dedim ben orada. Bir dur. Bir dakika. River of Souls dedi orada. İki dakika sonra geçiyorum. Yandan geçtiğim NPC bu kez şey diyor işte. An eternity in darkness cannot escape. Haydi. Bu da şimdi mavu çok andıran bir şey. Ner'zhul'la savaşmaya gidiyorsun. Bizi savaştığımız yere çekerken işte gelin Shadowlands'e gelin diyor ve orada Shadowlands yazıyor bu arada. Eşek kadar. Yani bayağı orada hiç kuşkuyarak yer bırakmayacak şekilde Shadowlands yazıyor. Onun haricinde ilk boss Death Magic ile Void Magic'i böyle harness etmiş yani karıştırmış bir şekilde kullanıyor yani. Ability isimlere bakmanız yeterli ve Necromancer kullanıyor. İkinci boss bir Void Manifestation'ı ve Orc Spirit'lerinden besleniyor. Death'ten besleniyor. Üçüncü, dördüncü boss zaten Ner'zhul. Yani böyle çok bariz bir bağlantı var ikisinin beraber çalışabildiğine dair ama şimdi Pyromancer'la Belundur'a gidiyorsun. Onlara kalsa işte İkisi hangisini, hangisiyle verelim bunu? Argus'u getiriyorsun mesela Shadowlands'a yok ediyor falan. Death Titan ya. Ya abi Allah aşkına yani. Aynı alanda bunların çalıştığı bir dungeon var. Beraber aynı magicler, aynı ortamda Death ve Void magiclerini evler birleştirmiş. Ama görmek istemiyor bunu kimse. Niye? Bir tane çok affedersiniz
Söylemeyeceğim. Ufacık bir tane bir cümlesi yüzünden alerjim. Ki o da yani aslında spekülasyona açık yani. Net de değil. Çizgi roman değil mi? Çizgi romandaki o bir tane cümle yüzünden herkes onu aldı böyle, bunu böyle kabullenmeye karar verdi. Evet. Şimdi başka bir örnek daha vereyim. Hani bir de göze soktu ama yine görmeye kabul tercih etmediğimiz bir şey. Bunu Mob Introduction görevlerinde fark ettim. Bu yerleri beyni kazana atıyor ya tepeden. İşte sonra onu çok fena yaralıyor, onu iyileştirmeye çalışıyoruz falan. Ben böyle tıkladım Troll'a. Troll'un ilk cümlesi şu var. Bak çok ciddiyim şu. Bu beyne uygulanan büyüyü ben daha önce gördüm Shadowlord klanında. Evet. Hay. Yani ya bir dakika, o cümleyi bulmak istiyorum. Yani bu kadar artık çünkü göze sokulan evet, bir şeyi söylemek istiyorum. Yani. Aynen söyle. Çünkü sonra Team Foy'u yani abartıyor oluyorum o yüzden çünkü. Yani göze sokulan bir şey var burada. Evet. Diyorum. Bu ara sen onu ararken ben de alttan birkaç dip bilgi vereyim. Arkadaşlar Shadowlands olarak şimdi biz oynadığımız için bize bariz gözümüzün önünde olan bazı şeyler işte mesela Benke çok fazla söylüyor. Dayatma gibi geliyor olabilir. Anima Shadowlands'e özel bir güç kaynağı değil. Murat'ın az önce söylemeye çalıştığı ve anlattığı şeyler işte bunu gösteriyor. Void de bu güçten faydalanıyor. Daha önce evet. Farklı bir şekilde Anima'nın gücünün somurulduğunu da gördük. İşte Mustafa abiyle chatte bir iki laklak yapıyorduk. O, bu Throne of Thunders'la işte durumu evet. Falan mevzuları, o işte Anima kullanımları falan. Bunların Shadowlands'te direkt ilintili olmadığını da biliyoruz. Daha önce de bunu dile getirmiştik. Anima dediğimiz şey bütün evrenin merkezinde şu anda yer alan bir güç kaynağı. Biz zaten evrende yani Azeroth'un üstü bir olguya ilk defa çıkıyoruz. Yani biz büyük ihtimalle işte atıyorum Arcane Land'e gidiyor olsaydık. Titan'ların o şeyin. Onlar da büyük ihtimal bir yerde böyle bir anima havuzu yapmışlar. Onu emcikliyorlardı falan. Görebilirdik diye düşünüyoruz. Diye düşünüyoruz. Tamam. Hepsinin bağlı olduğu bir gerçeklik var. Onu biliyoruz. Evet. Ve açıklanan en önemli şey de işte bu özellikle Demon'lar ve Twisting Nether olayı üzerinden ölen bir varlığın kendi geldiği yerde ölmesi gerekiyor tamamen yok edilebilmesi için. Anahtar nokta o. Bu arada şey Falnir yazmış. Hatta bıçağı getirtiyor. Beyni yaralayan bıçağı diye. Evet. Şimdi ben bir okuyayım burada. Evenes Bane's flesh mends. His spirit draws closer to death. I have seen dark magic like this before among the shadow monkler. Yuh artık yani gerçekten hanım. Ya yani şöyle söylüyor güzel. Tral orada. Ben bu büyüyü daha önce görmüştüm. Shadow Moon Clan, Clan yalnız klanı bunu direkt kullanıyordu diye onu öyle cure ediyor, tedavi ediyor. Son cümlelerde diyor ki yani Shadow Moon klanının bu curse'ünü kaldırmanın yolu ise şunu yapmak diyor. Aynı şekilde çözüyor yani. Moon'da uygulanan bir büyüyü Shadow Moon pratikleri üzerinden çözüyor ve çözüyor bu arada yani. Beyni kurtarıyoruz. Yani o yüzden lütfen hani sırf adı Battler ya da Pyromancer diye böyle... Bundan sonra da Muratan diye şey yapacağız falan. Hayır. Körü körüne şey yapmayalım. Var bakın kaynak gösterebilirsiniz evet. Çatır çatır. Hani... Hem yazılı hem video. Sırf Battler ya da Pyromancer diye bu kadar şey yapmayalım. Erikler öyle görmek istemiyor ama... Gerçekten bunu kanıtları var. Belki de göremiyorlardır canım. Sen de niye kendini gömüyorsun? Gördün işte yakaladın. Yardım hani konuş. Hayır işte görüyor görmek istemiyor demek istiyor. Yani yok sayılıyor. İşte işte. Hani işte böyle bazı bağlantılar var. Death ile Void evet. Arasında. Başka bir bağlantı kaldım diye bakalım hemen. Tamam yani Death. Evet. Ha Aleria'nın şey demesi işte. Zot'u mağlup edebilecek tek ordu Sylvanas'ın elinde olabilir. Belki de ona izin vermemiz lazım diyor ama tabii onu orada dinlemiyoruz. Şey bu. 8.2.5 o campaign sırasında. Yani Sylvanas'ın son yani, karşılaştığını yerine öncesinde. Döndüm baktım sadece. Zaten bu iki kanıt bir tek işte.
Yani kanıt değil bunlar tabii de bu ikisi bir çizgi romandaki bir de işte Aleria'nın bunu demesi acaba işte Sylvanas ve işte kullandığı güç işte Void'in karşıtı mı işte Undead'ler Void'in karşıtı mı mantığı sırf bu ikisinin üstüne kurulu. Oyunda onun Evet. dışında hiçbir fiziksel böyle yazı Yok. bunu destekleyici hiçbir şey yok. Ve Peki karşılıklı başka da bir gelmiyorlar hiçbir şekilde. evet. Ve tam tersine karşılıklı gelmek şöyle dursun. Hem Void hem Death ikisini birbirini çok destekliyor her açıdan. Böyle hem güç kullandıkları güç olarak, kullandıkları büyüler olarak da böyle felsefe ve yaklaşım olarak da birbirini çok destekliyor. İşte aynen Murat'ın dediği gibi ilk başta Shadowmoon Clan zaten onların kullandığı güç ve bunun da birebir bağlantısı işte beyinde aynı şeyi görmez Tıralım. Evet. Devam edeyim mi oradan? Ya artık şöyle Nauru'ya geçebiliriz aslında. Yani. Yeterince O ikna zaman edeceğimizi Shadowmoon düşünüyorum. Clan'ı demişken aynen Heh, bak Shadowmoon Nauru evet. Clan'ın gücünü aldığı şeyi söyleyelim. Bir Dark Nauru. Yani bu Kure olması lazım. ölümle aynen Void'i birleştiren yani Death Magic'le işte Void Magic'i beraber kullandıran şey bizzat bir Nauru. Ve Evet. işte bu Dark Nauru'dan alıyor gücünü. Hatta buna Dark Star diyorlar Dark işte. Star diyorlar. Karanlık Yıldız diyor işte bu Shadowmoon klanı buna. Ve bütün güçlerini bundan alıyorlar. Bütün Ner'zhul'un işte oradaki rahiplerin diyeyim artık kullandığı güç buradan geliyor. Oradan da daha önce anlatmıştık. Devam edeyim mi? Evet, ne oraya geç artık yani. Tamam. O zaman şimdi daha önce Light bölümünde çok detaylı anlatmıştık Naruları. Kaçırdıysanız işte oradaki ana fikir biz Naruların aslında işte gördüğümüz o ışıktan oluşan yaratık değil. Bu ışığını harcayıp bir an önce işte esas formuna geçmeye çalışan bir nevi koza halindeki yaratıklar olduğunu düşünüyoruz ve Bunu Void hem Light hem Nauru hem de Void bölümlerinde söylemiştik. tarafından. Aynen. Hepsinde bunu uzun uzun anlattık. İşte kanıt olarak da zaten ilk kanıtımız ta işte Burning Crusade'den beri olan işte Muru. Bu Muru'yu zaten Bloodelf'ler işte gücünü emerek işte o sayede paladin olabiliyorlar. Biliyorsunuz. Son aşamada da Samwell'de boss olarak görüyoruz. Boss olarak gördüğümüzde o da bir Dark Nauru. Yani gücünü işte light'ını kaybetmiş bir Nauru olarak görüyoruz ve öldürdüğümüz zaman ölmüyor. Bir Void God'a dönüşüyor ve adı Evet. bile değişik. Entropius adında bir Evet. Void God'a dönüşüyor. Bu Void God onun esas formu olarak düşünüyoruz ve bunu birkaç kere oyun içinde işte Legion zamanında da başka Nauru'larda da işte bu gücünü kaybeden Nauru'ların dönüşmelerinde de defalarca görüyoruz. O yüzden de light halindeyken yani bu güçleri dolu halde olan Nauru'ların bu light'ını yani içindeki ışık gücünü bir an önce harcamaya çalıştığını görüyoruz. Ve bunu yaparken bazen artık çok agresif davranıyorlar. O agresifliğin de geldiği en son noktayı bizzat Illidan'a karşı görüyoruz ve bunu Evet. yapan ilk Nauru'lardan biri. İlk Evet. oluşturulmuş Prime Nauru olarak geçiyor ya. Evet. Şeyi de hatırlayın bu aşamada. Khadgar ne Arkane diyor? İşte çıkıyorlar. Ha. Khadgar diyor ki işte Karazhan'da okuduğum bir kaynağa göre Nauru'ları yaratan Elun olabilir diyor. Bunu yazıya Evet. koymadık uzun diye bu kısmını attık. Ama bunu ayrıca yazmıştım ve ayrıca Bunun bahsetmiştim. çünkü aynen Murata'nın ayrı bir yazısı var. Sadece ona bir link bıraktık burada. Yani merak ederseniz o yazı içindeki linkten de ayrıca o yazıdan da okuyabilirsiniz. Bize göre Elun bir first one ama Void Lord'a ya da Void Lady'ye dönüşmüş bir first one. Ve Evet. Nauru'ların yaratıcısı da bizzat o. Bize göre Nauru'lar buradan geliyor. Ve Ve Nauru'ların ışık fiziksel evrene pardon en bita. fazla müdahale edebilen hani şansı en fazla olan Ha, aynen. bu Fiziksel aşama. evrene müdahale edebilmesinin sebebi de Nauru'ları yaratmış olması. Nauru'lar sayesinde fiziksel evrene bu kadar müdahale edebiliyor. Elun Arcane değil arkadaşlar. Hayır. Yok. Elon Arkadaşlar bütün heh, ben chatten yani bayağı öyle çatır bir çatır yazıyordum da bazı şeyleri açıklığa kavuşturayım. Murat'tan çok özür diliyorum. Sana döneceğim. öyle. Arkadaşlar bakın biz burada hala şeyin
şöyle söyleyeyim, oynadığımız karakterler olsun veya işte söylediğimiz söylemler ya da konuya yaklaşımlarımız olsun, iyi kötü taraf bir tartışması ortaya çıkıyor. Biz şu anda işte atıyorum Arkon'a kötü, işte Winter Queen'e kötü, Jailer'a iyi demiyoruz. Bunu söyleme ihtiyacı duydum çünkü artık. İyi ya da kötünün ne olduğunu net bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Kötü bir örnek olabilir ama Dünya Savaşları'nda da bunu gördük. Kazanan iyilerdir. Her zaman için. Evet. Kötüler kaybeder. Evet. Çünkü tarih kazananlar tarafından yazılır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Biz şu anda bu savaşın ya da bu mücadelenin içindeyiz. İşte Alliance ya da Horde da kötü diyemiyorsunuz. Çünkü bu da henüz bir şeye varmış, bir sonuca varmış bir olgu değil. Demeseydin, haydi. Bakalım şimdi işte, başlıyorum chatte. Yani Jailer işte evet, bizim kredi şimdi, kartı. Aynen. Alliance'a ordu katmıyor hiç onlara. Yok yok, şeyden bahsediyorum. Yani Jailer 2 gün sonra bakış çıkıp açısı olarak, evet. Kredi kartı yani, numaralarımızı onu isterse. Da, gerçekten evet, onu ben kısaca özetleyeyim. Yazıda zaten yazının orijinaline bakarsanız hiçbir şekilde iyi ya da kötü, İşte Jailer bunu iyi amaçla bizi kurtarmak için yapıyor. Aa, aslında Jailer iyiymiş falan gibi bir tane bile ima yok. Sadece biz esas amacı bu. Bunu bu yüzden yapıyor. Evet. Karar vermek size kalmış. Bakın hayır, burada bile kararı size bırakıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum ben sadece arkadaşlar. Bunu da netlik kazandıralım. Eternal One, First One, Titan, Sargeras, Fel, Arcane, Void Light. Herkes bu hikayedeki herkes sadece kendi çıkarına çalışıyor. Bizler tabii kahramanlar olarak oyunun içerisine zerk edilmiş bir hikaye zinciri tarafından sağa sola savruluyoruz ve evet, mekanik olarak da oyunu yapan firmanın bize işaret ettiğini öldürebiliyoruz. Yani ya düz düşünün işte, bak Light'tan bahsediyorum. Yani bütün anlattıklarımı, bütün teori kısmını bırakın. Oyundaki somut şey ne? Light'ın yapabildiği kötülükleri görüyorsunuz işte. Yani evet. Light sayesinde o Illidan'ın başına gelen, işte Light ona onu yapıyor. Light sayesinde Magarlar soykırımdan geçiriliyor. Yireli işte kullanarak Magarları zorla dönüştürüyorlar. İşte o Magar senaryosunu oynarsanız görüyorsunuz. İşte soykırımdan kurtarıyoruz Magarları. Yani o yüzden Horde'a katılıyorlar. Ve oradaki bunların arkasındaki şey Light. Hani Light güya iyileştiriciydi, iyiydi falan, bunu görüyorsunuz. İkinci olarak Light'ı ya. Bir dakika. Life'ı da iyi görüyoruz ya, Druid'lik iyi bir evet, şey falan. Evet. Life'ın kontrolden çıkmış halini alternatif Draenor'da görüyorsunuz. Evet, buluyorum. Orada gördüğünüz o orman ve böyle saldırgan sarmaşıklar, yaratıklar var ya. Onlar Life'ın kontrolden çıkmış hali. Yani onlar da kötüleşebiliyor, görüyorsun. Evet. Buna Life'ın içindeki varlıklar da kötü davranabiliyor. Yani hiçbir güç kaynağı ne tam iyi ne tam kötü. Yani evet, o yüzden bu teori de öyle. Yani bu bunu yapıyor, o yüzden iyi, bu bunu yapıyor, o yüzden kötü gibi hiçbir şey yok bunda. Bize göre her şey full gri. Sadece biz oyuncu karakterler olarak işte Utku'nun dediği gibi Blizzard bizi nereye yönlendiriyorsa o tarafa savruluyoruz. Bugün onun için bunu yapıyoruz. Yarın öteki için yapıyoruz. Illidan'ı kestik. Kötü adamdı. Şimdi yanımızda dövüştü. İyi adam oldu yani. İşte Demon Hunter'ları oynuyorsunuz. Onlar Illidan'ın yetiştirdiği işte klas. Onun yarattığı bizzat bir şey. Ama işte Burning Crusade'de Illidan'ı kestiniz. Çok kısa da bir şey daha eklemek istiyorum. Demon Hunter'ları da kestiniz. Yani çok kısa. Aynı şey. Tamamen aynı mantık. Çok kısa bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Bu arada Nauru'ların ışık ve şey konusu da sanırım eskilerde kaldı biraz. Biz kendi yayınlarımızda birazcık bahsetmiştik bunlardan ama bir açıklık daha getireyim bu konuya. Konu şöyle arkadaşlar. Void'in yani Void Lord'ları kendi kapalı kaldıkları hapis düzleminden çıkmak için her yolu deniyorlar. Bunlardan bir tanesi Nauru'lar. Nauru'ları Void'in dışına attılar. Ve ışık zerk ettiler içine, atıyorum light zerk ettiler. O yüzden enerji kaybederek Void'e doğru dönüyorlar. Şimdi bu az önce Görkem hatırlarsanız Samwell'deki bir boss'tan yani Muru'dan bahsetti ve içinden Entropius çıktı. Burada o Entropius lafına biraz takılın. Mühendis arkadaşlar ya da kimyager arkadaşlar. Entropi mi? Entropi, evet. Hemen şey yapacaklar. Bir şey dışarı enerji veriyorsa bunun adı yani bu şekilde entropi adlandırılıyor.
Buradan da çağrışım yapabilirsiniz. İkincisi Old God'lar. Old God'lar direkt hizmet ediyorlar, emir alıyorlar. Ve gezegen ruhlarını yozlaştırarak onların içindeki gücü harcayıp bir kapı boyut açmaya çalışıyorlar. Evet. Böyle olduğunu biliyoruz. Çünkü öldürmüyorlar. Yoksa işte tentakılları boğal yapamazlar mı? Ya da işte bütün gezegeni ateşe veremezler mi? Böyle düşünün. Jailer da aynı şekilde. Şu anda Sylvanas'a gidip niye işte hero'ları buraya çek gibi bir şey söyledi. Mesela orada da bir soru geldi. Onu da cevaplamış oluyorum şu anda. Niye bizi buraya çekti ki? İçindeyken bizi de öldürürlerdi gelip. Demek ki hem kendisi buradan... Buraya çektiği için Anduin'i mesela ele geçirdi şu an. Hem kendi boyutundan çıkamadığı için elinin uzandığı yerde iş yaptırıyor. Hem de gezegenle gerçekten içindeki ruha zarar vermek niyetinde değiller. Onları yani kendi istekleri doğrultusunda kullanmak niyetindeler. Kendi tarafına geçirmeye çalışıyor. Çünkü o da bir işte gelmiş geçmiş en güçlü titan olacaksa o da benim yanımda savaşsın bu kozmik savaşta diye düşünüyor bize göre. Ve şey detayını da verelim. Void'in kozmik konularda bu kadar absürt derecede güç bilgili olmasının sebebi zaten First One'ların Void Lord olması. En bilgili çünkü. Kozmik ya, güç Void'a. Evet ve tabii şunu da söylemek istiyorum. 20. ay aboneliği olan bir arkadaşımız var. Teşekkür evet ediyoruz. Evet ya 20 ay nedir abi, helal olsun. Kesene bereket. Tam bir First One abi. En başından beri mutluymuş adam. Yiğit. Kesene vallahi bereket. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şunu tekrar hatırlatıyorum. Arkadaşlar şu anda lore anlatmıyoruz. Teori dövüyoruz. Teori hani, üretiyoruz. Teori üretiyoruz. Çünkü bu konuda da daha önce dilimiz yandı. Söyleme ihtiyacı duyuyorum. Evet Murat'tan senin sözünü kesmiştim. Umarım hatırlıyorsundur. Uzun bir konuşma yaptım ama. Devam edeyim mi ben? Abi. Çok özür dilerim ya. Şeyi katayım işte yani. Void'in bu kadar aşırı bilgili olması ve Galatasaray'ın Elun'la dalga geçebilmesini buna bağlıyorum. Hani onu da artık söyleyelim. Gözden kaçmışsa kaçıyor çünkü böyle türlü. Zalatat Elun'dan bir upstart goddess olarak bahsediyor ve ondan böyle dalga geçer gibi bahsediyor bir ses tonuyla. O yüzden yani bu kadar bilgili olmaları ve dalga geçirmesinin sebebi Elun'un da zaten bir first fan olması. Ve Void Lord'ların da hepsinin birer first fan olması. Yani aynı reklamlar. Dur reklam zamanı geldi. Bengi çok güzel orta açtı. Ve ve şöyle düşünün. Void Light'ın gönderdiği canlı Void'e dönüşün. Void canlısına nasıl kapı açabiliyor? Evet. Nasıl açabiliyor yani? Aynen. Yani bizim zaten en büyük ikinci dayanağımız da buydu. Yani bize göre Old God'lar gibi Nauru'larda işte aynen Void tarafından gönderilmiş varlıklar ve aynı amaca hizmet ediyorlar ama aynen işte nasıl Jailer farklı bir yoldan bunu yapmaya çalışıyor. Old God'lar farklı bir yoldan. İşte Nauru'lar da kendi yolundan bunu yapmaya çalışıyor. Bize göre işte First One'lardan en işte bizim fiziksel evrene etki edebilmiş olarak Elun bunu başarıyor. İşte Nauru'ları yaratarak. İşte Nauru kozasında bir Void God'ı fiziksel evrene yolluyor ve onların işte ölümlüleri etkilemesini sağlayarak işte ve bunu da şeyde görebiliyoruz işte Eredarlar üzerinde etkisini sağlıyor Nauru'lar ve onların bir kısmını ayırıyorlar. İşte bunlar sonradan Draenor'a dönüşüyor işte Velen ve takipçileri. Ve işte burada da sonraki kısma geçiyoruz. Bu özellikle etkilemeye çalıştıkları ölümlüler başta tabii Eredarlar bunlar kendi kendine işte ruh büyüsünü Soul Magic olarak oyun içinde geçen şeyi keşfetmiş bir ırk. İşte aynen yani geçiyorum çünkü Nauru detayına girersek kaybolacağız orada. Ana fikir Nauru'larda bizde bize göre bu. Yani Nauru'larda Void'den gelen ve esas olarak Void'e dönüşmeye çalışan koza halindeki varlıklar. Oraya geçiyoruz. Bu Nauru'lar müdahale etmeden önce Eredarlar Soul Magic kullanıyorlar ve bu Soul Magic dediğimiz şey yani ruh büyüsü bu ölülerinin ruhlarını bir şekilde fiziksel evrende tutmayı başarıyorlar. Buna örnekler Warlords of Draenor'daki Akindun. Aynen.
Orada da görüyoruz. Patlamış halini Outland'da da görüyoruz. Patlama sebebi de hatta işte gene yakın benzer o gücün nasıl işte güçlü olduğunu ve işte yok edici gücünün nasıl büyük olduğunu görüyoruz orada da. Ama esas olarak bu Eredar'ların Eredar halindeyken yaptığı şey bu işte ruhları tutmak. Sonradan Legion'a dönüşünce bunu iyice artık böyle fabrikasyon bir hale getiriyor. Soul Engine ve Soul Forge'larıyla. Evet. Aynen direkt bunu artık böyle o engine'ler ve forge'larla fabrikasyon halde kullanmaya başlıyorlar ruh gücünü. Ve ele geçirdikleri ölümlü evrenleri de mesela sadece yakmıyorlar o evreni. Oradaki ruhları da bu şekilde kullanıp kendi güçlerini arttırıyorlar diyebiliyoruz zaten. Evet. Legion'ın güçlenme sebebi ve gücünün altındaki yatan şey bu. Legion'ın baş yöneticileri de işte Eredar olarak gördüğümüz Archimonde ve Kil'jaeden da özellikle Archimonde işte bütün bu güçleri kullanabiliyor. Bütün bu Warlock büyülerinin temelinde Archimonde ve Kil'jaeden var zaten. Yani Warlock'u da aslında bulan Archimonde. Evet, aynen. Yani bu Soul Magic olayını bulan Archimonde. Ve işte ölümle bağlantı, Shadowlands'le bağlantılı olarak ölüm büyüsünü buna kaynaştıran da Kil'jaeden. Kil'jaeden sonradan ne yapıyor? Lich King gibi bir nasıl diyeyim? Piyon yaratıyor. Hatta evet. Scourge gibi bir şey yaratabiliyor. Yani evet. Direkt Maldraxxus'un gücünü kullanma yeteneği demek ki Kil'jaeden'da var. Evet. Farklı bir şekilde ruh büyüsünü kullanmanın bilgisi, yeteneği de Archimonde'da var. Bu ikisi Legion'ın işte gücünü de kullanarak artık böyle sınırsızlığını da kullanarak bu güçleri kullanıyorlar. Ve Nauru'lar da buna engel oluyor. Neden engel oluyorlar Nauru'lar sizce buna? Çünkü Draenei'lere bunu yapmayı yasaklıyorlar. Aynen. Draenei'ler Nauru'ların nasıl diyeyim niyetine uymaya başladıktan sonra Light'ın emirlerine işte Velen üzerinden uymaya başlayınca Velen bu arada prophet olarak geçiyor yani ışığın peygamberi ondan mesaj veren olarak geçiyor. Çünkü Nauru'lar Velen üzerinden konuşuyor bütün işte Eredar'larla ve Eredar'ların Velen'e bağlı olan kısmı ayrılıyor Eredar'lardan. Sargeras'ın teklifini kabul etmiyorlar ve kaçıyorlar oradan öldürülmemek için Nauru'ların da yardımıyla. Buradaki işte anahtar nokta Nauru'lar o ruhların işte ilk orijinal tasarımdaki gibi Shadowlands'e gitmesini istiyor. Fiziksel evet. evrende kalmamasını istiyor ruhların. Onların böyle bir nevi refleks kaygısı bu. O yüzden bütün ölümlüleri bu düzene göre işte kendi kurmaya çalıştıkları plana göre etkilemeye çalışıyorlar. Zaten Nauru'ların esas amacı ve Elu'nun esas amacı bizce bu. Onları işte bu sayede uzun vadede işte Zoval'ın nasıl diyeyim uygulayacağı büyük plana uygun hale getiriyor. Ve sonunda da yaptıkları şeylerle işte ölüm yaşam ölüm döngüsünü arttırarak Zoval'ın güçlenmesini sağlıyor. Ve işte bu son aşamada Zoval'da işte Oribos'u kırdıktan sonra ve bütün güç ona akmaya başladıktan sonra ne oluyor? Ölen her fiziksel varlık Zoval'a bir güç olarak kazanılıyor ve eskiden olduğu gibi Zoval'ın o Arbiter'daki orbu taşıdığındaki gibi bütün ruhlar ona geliyor. Yani Zoval'ın evet. esas gücünün kaynağı bütün animanın ona akması. Ve o sayede bu düzeni eskiden koruyordu. Ve yeniden o düzeni kurmaya çalışıyor. Ve esas refleksi, esas kurmaya çalıştığı şey bu. Ve Nauru'lar da o yüzden buna dolaylı olarak hizmet ediyorlar. Destekleyici detay verelim. Eredar konusunda. Night Elf'lere de bağlarız. Aynen. Night Elf seven arkadaşları kudurtacağım üzgünüm ama yani öyle bir durum var. Ben çok severim bu arada Night Elf'leri. Warcraft 3'te hala en sevdiğimdir yani. Olay şu. Kil'jaeden ve Archimonde'un Sargeras'ın tarafına geçmeyi kabul etmesindeki sebeplerden biri de Shadowlands'ten Alima esirgemenin bize göre Bob'a atılmak için asıl sebep olması. Yani onlar öldükleri zaman Bob'a gideceklerini bildikleri için Demon olmayı tercih ettiler. Böylece öldükleri zaman
Shadowlands'e Physics Matter'a geçiyorlar ve böylece halkların da yani onların yerinde gelen Eredar'ları da bir açıdan Moğol'dan kurtarmış olursunlar. Bu arada o diyeceğini unutma, orada bir detay bilgi vereyim. Tabii bu olay yani Eredar'ların Legion'a katılması binlerce, on binlerce yıl önce olan bir olay. Bize göre Eternal One'lar baş kaldırıp Shadowlands'in düzenini bozduktan sonra buna müdahale etmek için bu yola çıkıyorlar. Ve o yüzden Sargeras'ın teklifini kabul ediyorlar. Belki hatta Sargeras da dolaylı olarak Zoval'la çalışıyor. Evet, bunu zaten çok uzun süredir söylüyoruz. Bu çok da mantıklı bir ihtimal. Diğer buradaki detay Night Elf'ler. Evet. Night Elf'ler Well of Eternity'nin yanında ortaya çıktıklarından beri bunu içgüdüsel olarak uyguluyorlar. Ne oluyor? Öldükleri zaman Wisp'lere dönüşüyorlar. Ve bu Wisp'ler dünyada kalıyor. Shadowlands'a geçmiyorlar. Hatta üzerine Night Elf'lere yardım ediyorlar. Evet, şey, az önce onu da diyecektim. Bak, soru da gelmiş. Yani Eternal One'ların kurduğu düzene göre bu mava düşmek için en büyük günah bu arada. Eskiden öyle bir şey yoktu Zovalli derken bizce. Çünkü yeni düzende senin bütün değerin anima üzerinden. Yani Arbiter seni animana ve hani nereye en fazla katkı sağlayacağına göre gönderiyor. Biz ruhların kişiliklerine göre gönderildiklerini düşünmüyoruz oyunda. Onu da söyleyelim. Bizce o da bir zırva yani. Kişiliklerine göre yollanmıyorlar mı o hayallere yönlendirirte. Tamamen oraya ne kadar anima katacaklarına bağlı. Night Elf'lerden devam edelim. Evet. Night Elf'ler on binlerce yıldır Shadowlands'tan anima esirgiyorlar. Mistlere dönüşerek öbür tarafa geçmiyorlar. Ve bunun farkındalar bence. En azından bence senaryo, masörü falan farkındalar. Ama hiç rahatsız değiller. Ve Wisp'leri yanlarında askeri bir güç olarak da kullanıyorlar. Ve o Wisp'ler mesela kendilerini feda ediyorlar animalarını yardım edebilmek için. Mesela Battle for Dark Souls sırasında Night Elf'ler Seldras'ı savunmak için Wisp'lerden bir bariyer oluşturdu. Wisp'lerden bak. Wisp'ler bariyer formu alıp animalarını tükettiler. Onun için feda ettiler. Onun haricinde Warcraft 3'ten zaten bunun en güzel örneği var. Bu arada ölümsüzlüklerini kaybetme olarak geçiyor ya, Archimonde'u yendiklerinde Wisp'lerin büyük bir kısmı yok oluyor. O yüzden ölümsüzlüklerini kaybediyor gözüküyorlar ya. Yani evet. Night Elf'lerin ölümsüz olma, fiziksel evrende ölümsüz kalma, yani kendileri bir yara zarar görmedikçe bildiğimiz kadarıyla o olaydan önce sonsuza kadar yaşayabiliyorlar. Bu da Wisp'lerin sayesinde. Yani anima gücü onların fiziksel evrende kalmasını sağlıyordu. Yok, ama onun şey bir şeydi ama. O gücü kaybettiler. Onun şey bir şeydi ama. Nozdormu'nun kutsamasıydı şey. Immortality şey kutsama yapıyordu ya. O yüzden de o. İşte sonra geldi. Ama işte evet. Wisp'ler yok oluyor sonuçta yani. Evet, bir sürü Wisp yok oluyor orada. Ve Wisp'ler mesela Warcraft 3'te bazı binaları yapılmak için kendilerini yok ediyorlar. Evet. Yani o kadar aslında masum canlılar değiller ki mesela dediğim gibi Archimonde'u patlatıyorlar mesela güçlerini kullanıp. Bak hatta bu, diyor şey, dillere pelesenk demiş, Warcraft 3'te Detonate Wisp diye bir şey varmış işte. Karşıdaki birimin buff'ını falan böyle siliyorsun. Onu kullanıp. Gayet agresif de kullanılabiliyor. O kadar barışçıl değiller yani. Night Elf'ler de bizden, bizim düşüncemize göre Eredar'lar gibi Shadowlands'dan anima esirgeyen bir ırk. Ve bu yüzden de hepsi MOBA aslında. Yakalandığı zaman atılmak üzere. Sonu benim düşünceme göre MOV. Hatta başka bir detay da vereyim. Ardenwild'da hastalık yasında bir görev vardı. Nisera bizden Night Elf'leri kurtarmamızı istiyor bu MOV'dan ama Wisp'leri kurtar diyor bize onu. Evet, aynen. Orada bile herifler hala Wisp olarak duruyor yani. O kadar içselleştirmişler ki bu Wisp'e dönüşmeyi. Yani öldükleri anda otomatik olarak Wisp'e dönüşüyorlar.
Onun için ben de Natafler'in de Eradarlı'yla beraber MOVA, yani her MOVA gitmek zorunda olduklarını düşünüyorum öldükleri zaman. Oh, başka bir detay da bu, yani düzen bozuk aslında. Yani Eternal olanların kurduğu düzen bozuk. Bize düzeltilmesi gereken denilen düzen bozuk yani. İşin özeti. Bu arada onu tekrar belirteyim. Biz bunu diyoruz ama şu anda kurtarmaya çalıştığımız Shadowlands düzeni açısından bu durum böyle. Yani bizim şu anda hizmet ettiğimiz şey zaten Night Elf'lerin Wisp'e dönüşmesini günah olarak görüyor. Öyle düşünün yani. Animayı sakınmış olarak görüyor basit olarak. Bir de şimdi bu Sylvanas biraz... ona hizmet ediyor falan gibi bir şey demiyoruz. Zaten genel olarak böyle bir durum var. O konuda hassas olan arkadaşlara şeyi de söyleyelim. İşte o oradaki şey, işte anima gücü ne kadardır ki, işte şu kadardır, işte %1'i değildir falan gibi bazı düşünceler var. Orada da netlik kazandıralım. Ya Illidan'ın sadece hapsedilmesi 10.000 yıl sürüyor bu oyunda. Hani Night Elf olarak düşünün, evet. Hani bir 50.000 yılda, 1000 yıl diyorum bu arada. Hani biz insanlar genelde bazı şeyleri, mesela felsefe yaparken de bu böyledir. Hep kendi ömründen pay biçer. İşte yaşayabileceğini ya da varoluşçuluk falan hep buna dayanır felsefede. Yani 50.000 yıl deyince yani orada epey bir şey birikmiş oluyor yani. Yani. Ve mesela bize göre Sylvanas'ın ağacı yakma sebeplerinden biri de o. Oradaki viskleri, Teldrassil'in ağacına, dallarına yapışmış olan viskleri Shadowlands'e gönderdik. Bunu diyelim ve linç'i yiyelim. Hadi bakalım. Lan. Yok, şöyle çok güzel Mustafa abi bir şey söyledi mesela. İşte Elu'nun müdahale etmemiş olması. Evet. Tam ben onu diyecektim. Aynen. Helal. Akıl akıldan üstün. Şimdi arkadaşlar bakın. Elun hani Arcane muhabbeti oldu ya az önce. Elun Arcane değil. İkinci olarak Elu'nun karanlık tarafını görüyoruz. Battle for Azeroth'un zaten genel hikayesinde, Tyrande'nin Night Warrior'a dönüşme kısmında bizzat Tyrande'nin kendisi diyor. İşte niye yardım etmedin bize bu olurken, niye işte kurtarmadın o işte ağaçta yananları, onlar yanarken niye müdahale etmedin diyor. Sonradan onun intikamını almak için bir nevi kendisini varlığını feda edip bu şeyi ritüeli yapıyor. Night Warrior'a evet. Dönüşmeyi. Çünkü işte ondan önce bilindiği kadarıyla Night Warrior'a dönüşmeye çalışan herkes ya delirmiş ya ölmüş falan. İşte ama Tyrande de bir şekilde hayatta kalıyor ve işte o gücü kullanabiliyor. Kullandığı güç yani Elu'nun gücü değil. Zaten yani sadece onu kullanmıyor. Dikkat ederseniz işte karanlık bir tarafı var bu işin. Ayın karanlık evet. Tarafı değil bu yani sadece. Gözleri siyahlaşıyor ve en önemlisi Chandris sonradan işte görev sırasında konuştuğumuzda kendini kaybetmeye başladı. Artık bu işte hırsı ve işte amacı yüzünden onu tanıyamıyorum gibi bir şey diyor. Şimdi bu evet. Şeye çok hatta delirmeyle ilgili bir şeyler de var böyle. Yani bu delirme olayı nereden geliyor oyunda? Başka nerede görüyoruz bunu? Void. Void'i çok kullanan, işte Void gücünü çok böyle kullanmaya çalışan herkes bu aynı Tyrande'nin düştüğü duruma düşüyor. Deliriyorlar ve hırslarına, işte evet. Diğer kaygılarına yenik düşüyorlar. Aynı durum var. O yüzden işte Elun ve bu Night Elf bağlantısı önemli. Biz de zaten bu yüzden First One olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Nauru'larla birebir bağlantısı olduğunu, işte Nauru'ların da Void üzerinden bu bütün işte büyük resme bu şekilde katıldığını düşünüyorum. Yani o yüzden lütfen Elun'a Eonar demeyelim, paramelasılaşmayalım. Eonar bambaşka. Eonar bir Titan. Onu net tamam. Olarak biliyoruz. Fiziksel olarak gördük yani bizzat onu. Oyun içinde bu somut bir bilgi. Elun olsa orada anlardık zaten onu. 1000 kere zaten o fırsat geldi önümüze. Hiçbir şekilde Elunvari ne bir gücünü gördük ne bir bağlantısını gördük. Öyle bir konuşma falan da geçmedi. Yan dış bir hikaye de yok bunu destekleyecek. Ama tam tersine yan dış hikayeden bizzat Khadgar'ın işte Prime Nauru'yu Elun yarattı demesi var.
direkt görevin içinde görüyor. Yani şey diyeceğim abi, çok fazla Elon'u illa Arkane'de bağdaştırma yorumu gördüm. Bağlantıları mı kuralım artık teker teker? Bütün kozmik güçlerle bilmiyorum ama yani bahsettik. Hepsini, yani şöyle düşünün, işte fiziksel varlık olarak biz bütün bu güçleri kullanabiliyoruz, öyle düşünün. Elon fiziksel evrene müdahale ederken fiziksel evrenin güçlerini kullanıyor. Fiziksel evrende neyden oluşuyor? Arkane'den. Yani o, bunun birebir bağlantısı bu. Yani mesela bir Light'ı işte, kullanıyor. Her gücün Void petrolü anima ya arkadaşlar. Yani kullanılan her şeyin kaynağı işte cız noktası anima olduğu için istediği her yerden vurabilir. Bir de bunu bağdaştırabiliriz. Bağdaştıramayız. Çok da fazla örnek. Yorumlayabilirsiniz. Bu konuda hani şey yok. Ancak hani adamlar bize hiçbir şekilde ipucu vermiyor. Sadece mesela senin yazdığın yani cümlede bizim, de. Tabii tabii, bizim dediğimiz de o. Zaten birinde daha çok somut kanıt var. Birinde hiçbir somut kanıt yok onu bağlayabileceğin. Yani Elon'un Arkane'le ya da Eonar'la bağlantılı hiçbir oyun içi böyle yan bilgi yok. Onu dedim zaten. Ben şimdi burada bir Eda reklamı yapayım. Elon'un David Morgan mıydı? Yanlış söylemedim değil mi ismini? O röportajımızda sordu Eda. Böyle bir ter boşandı sanki üstünden. Falan böyle. Bu expansion'da göreceğiz. Yaptı, geçirtirdi yani evet, konuyu. Açıklama. Değerli Koşak'ın Arkimold cevabıydı. Arkimold gördüğünü söyledi cevabı. Bu arada evet şey demişti orada. İlk patch'te göreceksiniz gibi bir şey demişti. Şimdi 9.1'i mi kastetti, 9.0'ı mı diye biz düşündük. 9.0'da böyle bir şey olmadığına göre demek 9.1'de en azından hani 9.1'in bitişinde falan bir Elon'la ilgili büyük bir böyle ipucu, artık somut bir kanıt görebiliriz. Çünkü sonunda Shadowlands'da Elon'un ne olduğunu fiziksel olarak görecekmişiz, öğrenecekmişiz. Onu Elon'un neden first fan olduğunu bir daha tekrarlayayım. Niye Eonar değil? Hani orada da yine Pyromancer'ın bir tane dayanak noktası var. Tears of Eden'miş. İşte Pillars of Creation'lardan birinin adı bu. Yani herifin Eonar olduğunu söylemesinin bütün dayanak noktası bu. Void Magic kullanıyor. Onu bahsetti zaten trendi üzerinden. Light'ı kullanıyor. Elon'un ışığı diye bir tabir var oyunda ve bir sürü de örneği var bunun. Hatta Light'ı daha çok kullanıyor Arkane'e göre. Evet. Arkane gücü balans fruitler üzerinden görebilirsiniz. Zaten Arkane bu arada gücü. Şey, onu da diyeyim. Elon'un takipçisi Tyran de bir druid değil. Priest. Light kullanıcısı. Evet. Life'ı, Void'i, Light'ı kullanıyor. Order'ı kullanıyor. Death'le de alakası var Ardenvild üzerinden ve ruhları animayı kullandığı için. Ardenvild'den çünkü bağlantılı olduğu söylendiğinde Elon'un. Ve ölen Night Elf'ların da yanına alıyor diye inanılıyor en azından. Yani şu an bağlantı olmayan bir tek Fel kalıyor. Yani onu da unstable bir tanrı olmasından belki de bağlayabiliriz. Yani çok fazla kanıt var bütün güçlere neredeyse müdahale edilmesinden. Evet. Bu da first fan olduğunu gösteriyor. Yani şimdi artık bunu bir tabir yapacağım. Powermaster'laşmayalım. Sen her şeyi insanlara bağlamaya çalışın. Ki bu arada ben Pyromancer'ı çok severek dinlerdim. Bir noktada bokunu çıkardı, ondan sonra bıraktım yani. O yüzden böyle dalga geçiyorum sürekli. Hatta en son şey de bokunu çıkardı. Argus'a first one demişti. Hadi ben burada dedim tamam, bu artık kafayı sıyırdı. Ölüm Titanı. Yani gerçekten kafayı sıyırdı dedim. Ama Death Magic kullanmayan Ölüm Titanı. Evet. Yok, kullanıyor. Soul Magic falan örnekleri var da. Soul Magic kullanıyor. Death Magic kullanmıyor. Evet. Hani dedim bu artık kafayı sıyırdı bu konuda. Bunu hiç kale alma dedim yani. O yüzden evet, ona girme hiç. Bak güzel bir soru var. Dur bak çok güzel. Senin yazı üzerinden şimdi sana topu oradan atacağım. Fatih tamam. Bek demiş ki Elon First Ones'a neden bir Wild God'la evlensin ki? Ben de dedim ki fiziksel evrenle bağlantı kurmak için. Malorn'la olan bildiğimiz işte bir evliliği fena var ya. Evet. Onu bir çok sen yazıda da bahsetmiştin galiba. Abi ona şöyle de örnek verebilirsiniz. Eternal One diyoruz ama onların aslında çok mortal merakları var. Alın Witcher'sı mesela. Mesela Shadowlands'la ilgili benim de arkadaşımın çok güzel verdiği bir detay var. Bana Shadowlands çok ölümlü bir diyar gibi geliyor diyor bana.
Şu yüzden Revendred'de adam kainata şato yapıp kuruyor mesela öldürdüğü tarafta. Yani çok böyle ölümlü hırsların böyle hala göz önünde olduğu böyle hani yapmacık bir yer gibi geliyor diyordu bana zaten. Hani çok böyle... Ben şeyde dedik işte Azuregos'la bir Kirya'nın aşkı var. Evet. Yani var böyle bağlantılar. Bunları yani aşmış olmaları lazım bile aslında. Yani ne diyecektim ben? Unuttum. Hani böyle bir şey yaşanmış olabilir o yüzden ki yani çiftleşme kavramını da çok anladığımızın dışında da olabilir ya. Yani öyle çok bizim fiziksel olarak anladığımızın dışında direkt onu yaratmış da olabilir. Benim düşündüğüm işte cevapladığım da oydu zaten. Şimdi Elrond eğer bizim düşündüğümüz gibi bir First One'sa, şu anda Void Lord olan yani Void ya da Void Lady olan bir First One'sa fiziksel evrene geçebilmek, müdahale edebilmek için her şeyi kullanmaya çalışıyor. Ve bu arada Exolinas gelmiş. Hoş geldin Miraç. Hoş geldin. Acık geldin. Kaldın ama çok önemli değil. Sonra şey yaparız. Yörden bahsediyorduk. Toparlarız. Evet. Öpüyoruz. Teşekkür ediyoruz desteğin içinde. İşte Elun'un olayını diyordum. Yani Elun bildiğimiz kadarıyla işte fiziksel evrene müdahale etmek için her yolu deniyor. Bütün Void Lord'lar bunu yapıyor ve eğer tahmin ettiğimiz gibi Void Lord'lar da First One'sa oradan çıkmaya çalışmak için bunu yapıyorlar. O halde çıktıklarında fiziksel evrende sabit kalamadıklarını biliyoruz Void Lord olarak. Bunu da işte zaten Ethereal'ların hikayesinde öğreniyoruz. O yüzden Elun bizce işte bu Naur metodunu bulmadan önce ya da yan bir metot olarak Malorn'la fiziksel bir bağlantı kurup Malorn'un üzerinden işte bu evlilik gibi gözüken şeyle fiziksel evrenle bir bağlantı kurdu. Evet. Ve Night Elf'lerin bu varoluşunu bir nevi destekleyici bir şey yaparak onların o druid metotlarına geçmesini ve o druid yaşayışını işte bu senaryos üzerinden bu güçleri kullanmayı öğrenmelerini sağladı. Bence yani bunu da gayet kasıtlı olarak yaptı. Bu sayede fiziksel evrene müdahale etme yolu açtı. Ve sonra ne oldu arkadaşlar? Bu kısım bakın önemli. Emerald Dream boyut var değil mi? O Emerald Dream'i kullanarak Shadowlands'e ve diğer bilmediğimiz bütün kozmik güç evrenlerine bir geçiş kapısı açtı. Bu Druidliğin altında yatan böyle bir olay var. Druidliğin en ilkel uygulanmış hali ne? Drastlar. Bunu ilk yapanlar, Night Elf'lerden ayrı olarak, ilkel olarak uygulayan Drastlar. Ve Drastlar ne yapıyor? İşte bir tane yan boyut açıyorlar. Yani Drastların kötü işte kötü olarak gördüğümüz versiyonu boss'a dönüşmüş hali. Bu arada Void'den geliyorlar Drastlar. Onu da söyleyeyim. Ne? Void Magic kullanıyor Drastlar. Drastlar da Void Magic kullanıyor. Güya işte Druid yaşantısı ve Druid inanışları olmasına rağmen. Ve Drastlar özellikle Goraktul bir boyut oluşturuyor biliyorsunuz. Tros diye boyut oluşturuyor. Tros nereye bağlı? Hem Shadowlands'e bağlı hem de Emerald Nightmare'e bağlı. Evet. Şimdi buradan düşünün işte. Yani direkt Elun bağlantısı size arkadaşlar. Elun ve Void bağlantısı. Druidlik üzerinden hem Shadowlands'e hem yani Void'e direkt bağlantı var Emerald Nightmare üzerinden. Ve Emerald Nightmare'in o Rift of All'ın ilk Rift zaten aynen işte ilk kuruluş yani yapısı zaten bunun üstüne kurulu. Düşün şeyi Emerald Nightmare Raid'ini bitirdikten sonra ne yapıyorsunuz? Ysera'nın ruhu size orada ne gösteriyor? Void'den bir çiçek var orada. Evet. Alın size ikinci fiziksel bağlantı. Yani direkt olarak Elun Void'le ve Shadowlands'le bağlantılı. Ve evet Rift of All bağlantısı diyecektim. Hatta bizim daha nasıl diyeyim çömez ekip gelen daha ilk yayınlarımız değil. İkinci ya da üçüncü şeyi diyorduk yani. Legion'ın bağlantısının fiziksel kanıtı Rift of All'dı yani geçiş yolu olduğu için.
kullanabilecekleri bir yol olduğu için ben şey diyecektim. Drust'ın hem Dead hem de Void Magic kullandığı gerçeği var mesela beraber. Hani artık bu da mı gözden kaçsın artık? Yani herifler Void Portal açıyorlar ama Dead Magic kullanıyorlar. Decay hatta. Evet, yani direkt Dead, zaten Decay dediğimiz şey Dead Magic. Direkt Maldraxxus'tan kaynaklanan o nekromantik büyünün işte evet, ilkel ve böyle denetlenmemiş hali gibi düşünün. Drust Dead değil arkadaşlar. Drust böyle her şeyin karışımı var. Esas olarak Void kullanıyorlar. Zaten o Tross boyutunda onu görebiliyorsunuz. Ve net kanıt olarak zaten şeyde de geçiyor. Ultiras görevlerini yaptıysanız o bölgede bunu bizzat öğreniyorsunuz. İşte son aşamada Jaina'yı kurtarmak için orada işte Goraktul'la ne yapmış da Goraktul böyle bir şey oluşturmuş, neden buraya saldırmış diye bunu öğrendiğinizde işte hem Shadowlands'e hem Void'e bağlantılı bir işte boyut oluşturduğunu ve işte oradan bunun kaynaklandığını öğreniyoruz. Evet. Yani druid klan kısmı da Kultiraslara, yani Kultiranların druid olabilmesinin sebebi bu Goraktul'u takip etmeyen Thorn Speakers diye bir işte artık grup var diyeyim. Böyle ayrı bir isyancı grup var. Bunlar ayrılıyorlar Drust'lardan. Yani Goraktul'dan daha doğrusu. Ve işte oradaki oraya göçmüş insanlara yardım edip bu metotları, bu yöntemleri öğretip onların da druid olabilmesini ve işte bu gücü iyiye kullanmalarını sağlıyorlar. O yüzden Kultiranlar druid olabiliyor ve o yüzden formları Drust formları. Evet. Bütün o hikaye zaten hep birbirine bağlıyor. Yani bize göre Dead ile Void arasında böyle inkar edilemeyecek çok fazla bağlantı var ama görmek isteyen gözleri. Evet tabii, aynen. Yani işte bunları zaten toparladıktan sonra tekrar o tabii hepsini bir arada birleştiriyoruz. Bir nevi işte In the Darkness Bind'den bizim de teorimizin sihirli yüzüğü bu olmuş oluyor arkadaşlar. Yani Elun'la ilgili kısım aynen işte Murata'nın yazısında olduğu için onun detayına bu yazıda girmedik ama bu dediğimiz şeyleri de yazıdan farklı olarak burada açıklamış olduk hem de. Fel ile diğer güçlerin bağı diye bir soru gelmiş. Çok güzel. Bak Fel arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla yani zaten Arcane'in ondan da bahsedecektik. Fel'in Legion'ın nekromansı kullanması. Aynen, süper. Bunu anlat ona. Evet. Legion ayrıca nekromansiye de hakim. Hani böyle güçler arasında çok güya şey var ya işte biri diğerini asla geçemiyor. Yine böyle ateş atısım var burada. O yani bunu başlatan. O ve Pavran. Hatta ilk Death Knight'ları falan da söyle. İlk Death Knight'ları yaratan Gul'dan. Yani Death Knight olarak anladığımızın dışında ama o prototip anlamında yaratan Fel Magic kullanarak Gul'dan yaratıyor. Nekromansiyi kullanarak. Yani Fel Magic ve nekromansi bağlantısı birebir. Onun haricinde Kael'thas Tempest Kit'te dövüldükten sonra, hani öldürüldükten sonra diyeyim bunu, yanlış anlaşılma olmasın diye. Tarafımızdan. Bakın orada kötü biziz mesela. Öldürüldükten sonra Shivara tarafından diriltiliyor. Kirci'ye dönmeyin diyeyim. Ya bakın bunu bu arada Kirci'ye dönmeyin falan bayağı bir Shivara yapıyor. Yani tamam, Shivara'lar da tahminen Dean'in sosyalitesinde güçlü sorcerer'lar ama hani Kirjede yapmıyor bunu. Bayağı bir Shivara nekromansiyi kullanıp diriltiyor Kirjede mesela. Onun için de Legion nekromansiyi de çok rahat kullanabiliyor. Yani onun için bu bağlantı da var. Ve işte tabii Lich King'in yaratımı bana göre Sargeras'a Zoval'ın bunu dan açık dövüş şeklinde ya da Kirjede'nin bağlantısıyla Zoval'ın hani bunu dan açık dövüş olarak yapması, yani Dreadlord'lar Kırcıya'dan'ı kandırmıyor ya da işte neydi o, gerçi o çok işte güya Shadowlands'tan çalıp getiriyorlardı ya, Kırcıya'dan'a salak bir teori vardı yani. İşte Helm of Domination'ı almış. Yok hani bana göre Kırcıya'dan'ın Zoval zaten ittifak halinde, onun için bunu kullanıyorlar. Yani Death Magic'i biliyor Kırcıya'dan. Ve yani bir şey eksik
Görkem en son kısmı da anlattı zaten. Evet. En sonu da anlattı. Bu yani bize göre First One'lar Void'de tahfedilmiş durumda. Doval onları kurtarmaya çalışıyor. Onun için anahtarları arıyor ve bunun cevabı Cortia'da olabilir. Çünkü Cortia'da attendant'lar var. Bak bunu evet, söylemiyor. Sadece broker'lar yok, attendant'lar evet, var. Evet. Cortia'da neden attendant'lar var? First One'ların bir sırrı var. Doval'ın peşinde oldu. Finish. Yani çok konuştuğumuz için. Budur yani teori. Ve bizce gayet tutarlı. Hani tutarlı cidden videoyu reklamını yapacağımız bir şey. Bak iki tane güzel soru gelmiş. Önce birini cevaplayayım. Şey vampirik büyüler denmiş. Nasıl nekromantik büyülerin kaynağı Maldraxxus, vampirik büyülerin kaynağı da ve vampirik varlıkların da kaynağı Revendreth. O evet. Oradaki anima kullanımının yansıması, benzer hali ya da ilkel versiyonlarını görüyorsunuz. Onlar vampirik olarak gözüküyor. Bir soru daha gelmiş. Elun'a adanmış tapınaklar Druid'den öncesine dayanıyor. Tabii ki evet. Zaten onu dedim evet. Ya. Tyran de Druid değil. Yani işte Elun'a adanmış en büyük işte Night Elf'lerin yönetici nasıl diyeyim kastı zaten Elun rahibeleri. Yani o yüzden onlar işte anaerkil bir toplum ve rahibeler üzerine kurulu Night Elf yapısı. Orijinal hali zaten o. Yani Arcane yok zaten. Druidlik yok. Druidlik çok sonradan geliyor. İşte Senarius ve sonradan işte böyle öğretilerek işte Illidan ve Malfurion'a öğretmeye çalışarak ilk başta onlardan başlıyor. Onlar çok sonra yani Night Elf ırkının varlığı açısından bir nevi artık son aşamasında Druidliği öğreniyorlar ki o da bizim Elun bağlantımızla çok güzel çakışıyor. Çünkü eğer Druidliğin öğretilmesini dolaylı olarak Elun sağladıysa ilk başta bağlantıyı Light ve Narular üzerinden kurmuş ve Light gücü üzerinden zaten fiziksel evrene müdahale edebilmeye başlamış. Sonrasında Druidliği kullanarak fiziksel kapıyı açmak için Emerald Dream ve Emerald Nightmare üzerinden fiziksel kapıyı açmak için Druidliği katmış. Onun için de Malorn'u kullanmış işte. Bir Wild God olan ve işte Ardenvale'de birebir bağlantılı olan bir varlık olan Malorn'u kullanmış. Hepsi o zaman birbirine örtüşüyor zaten görüyorsunuz işte. Bir yorum gelmiş ona cevap vereyim ben işte. Kirjiyad'ın I paid for that destiny lafı üzerinden işte Kirjiyad'ın da manipüle edildiğini düşündüğünü söylemiş. Ha, evet. Şunu söyleyeyim. Kirjiyad'ın aslında Legion'a çok bağlı ve Legion'a elinde olsa ele geçirmek isteyen bir karakter. Bence hatta Sargeras yönetmiyor olsa belki de çok daha agresif olurdu Kirjiyad'ın yönetimi altında. Çünkü yani Kirjiyad'ın gayet memnun Legion'ı yönetiyor olmaktan. Yani son en azından ölüm nefesine kadar. Orada bir artık hani ölürken bir pişmanlık, son pişmanlık gelir ya. Orada bir geliyor ama yani Tomb of Sargeras'taki diyaloglarına dikkat ederseniz. O ilk videoda saldırıyı başlatma konuşması var ya Kilcaydın'ın. Evet. O zaten direkt motivasyonunu gösteriyor işte. Evet ve hani Tomb of Sargeras'taki diyaloglarına ya da Sunwell'den çıkarken söylediklerine bakarsanız Kilcaydın'ın. Yani ben Sargeras'ın başaramadığı şeyi başaracağım ve Legion'un gerçek efendisi olarak Hazarot'u ele geçireceğim diyor. Onu dedikten sonra Tilsknatter'da biraz işkence etmiştir Sargeras ona tahminen. Dövdük ya onu, geri yolladık ya. Sen hayırdır sen kime böyle arkasına iç çeviriyorsun diye. TBC'yi diyorum. Tomb of Sargeras sırasında da hani gayet hırslıyla kilicedim. Legion'ı kontrol edip bu fethi tamamlamak konusunda. O yüzden hani kilicedim herhangi bir Dreadnought'lar konusundan manipülesi ya da Sargeras'la bir Legion konusunda bir isteksizliği yok. Ama orada söylediği şey haklı. Sargeras ona şey diyor orada. Sen hani bir şüphe mi duyuyorsun yoksa amacımızı olan inancını kayıp mı ettin diyor. Biraz tarif etmek için. 7.2 sinematiğinde Kirjen de diyor ki
Hayır, ben onun için onun için dünyamla bedel ödedim. Hayvan diyor yani, hani hayvan herif, dünyamla bedel ödedim. Daha ne yapayım diyor orada yani. Onun kastı o orada. Yoksa hani Kirci Adil'in bir motivasyon eksikliği yok. Ama mesela Arkimald daha da fanatik olabilir o konuda. Yani fetih konusunda Arkimald daha da fanatik olabilir. Çok iyi. Onu da söyleyelim yani. Dreadnought'tan konusundan manipüle edilmesi iyi durum yok. Gayet farkındaki Jedi Shadow'lar şimdi doğalı. Artık bir de, başka bir kanıt daha vereyim yani. Ne yapayım? Şimdi şöyle... Chronicles'ta... biliyorum, çok geç. Chronicles'ta yazan şu... Kirjeydin Nerz'la işkence edeceği zaman diyor ki Nerz'in ruhunu Shadowlands'tan geçirip Disfiyatar'a geçiyor diyor. Nerz'in ruhunu Shadowlands'tan geçirip Disfiyatar'a yanına alıyor diyor ya. Oğlum daha ne diyeyim artık yani. İnan, isteyen inanmıyor, inanmaz ama çok güçlü yani, kanıt. Yapabilmesi bile zaten nasıl bir güç gerektiriyor düşünün işte. Yani Kirjeydin demek ki neredeyse bir Eternal One kadar güçlü demek bu. Bunu yapabiliyorsa. Ya bir de o güç dengeleri, ben şimdi burada araya girmek istiyorum. Şöyle işte hep Elon'u işte bir kefeye, yani bir kozmik tarafa koyup oradan bakmaya çalışıyoruz. İşte ne o? Life. Ya da atıyorum şu anda Sargeras'ı kesinlikle disor. Tamam, evet, şu an o şekilde hareket ediyor ama demek istediğim animanın bükümüne göre kozmik haritadaki yeriniz ve şekliniz beliriyor biraz daha. Yani bu işte iki gün sonra Elon tutup da animayı, yani anima gücünü bir şeyi yozlaştırmak amacıyla kullanırsa Elon disor fel mi diyeceğiz yani net bir şekilde. Yani bu kozmik düzlemde bazı şeylerin üstündeki güç dengesinde, ki az önce işte Görkem söyledi mesela şeylerin, priestlerinin yani druidizmle alakasının olmamasına rağmen Elun'dan gelmesi ve şu anda her druidizmin sanki Elun'la özdeştiriliyor olması gibi mevzunun da kaynağı bu. Her şeyde bükülen, yani senin Light'la heal yaptığında, işte Void'le canını emcüklediğinde, işte Disorder'la yozlaştırdığın ruh gücünde kullandığın her şey animanın gücünün bükümüyle alakalı. İzah edebildim mi? Evet. Ya da işte animanın fiziksel evrene olan bağlantısından dolayı. Aynen öyle. Öyle de diyebiliriz. Nasıl Arcane işte etkiliyor fiziksel evreni, işte yaratım gücü var. İşte fiziksel bütün varlıklar Arcane'e bağlı falan gibi düşünüyoruz. Ve Titanlar da işte böyle bir yaratım gösterebiliyorlar. İşte kendi yaratımları, kendi kurdukları işte düzenler var. Onu da öyle düşünün işte. Bu da ölümden sonraki düzen ve animanın ve işte o ruhların kullanımıyla ilgili bir güç. Yani o gücün kullanımıyla ilgili bir artık hangi kullanıcı nasıl kullanıyorsa ona göre şekilleniyor. Öyle, evet, düşünün. Mesela işte bazı varlıklar bunu refleks olarak yapmış. İşte Night Elf'ler gibi bilmeden, farkında olmadan, ya da Eredar'lar gibi işte tutarak fiziksel evrende bu gücü kullanabilmişler. Eternal One'lar bunu o güçten var oldukları için, aynı Titanlar Arcane'i nasıl kullanabiliyor, o şekilde kullanabiliyorlar. Ve soru gelmiş bir tane. Ragnovot sormuş. Konu dışı ama Eternal One'lar Shadowlands dışında fiziksel evrene istedikleri gibi karışabiliyorlar mı? Sonuçta Dreadlord'ları yaratıp bir gezegene göndermiş, bu söylemine bakarsak demiş. Dreadlord'ları yaratıp gönderen bize göre Denatrius. Evet. Zaten bütün kanıtlar da bunu gösteriyor. Eternal One'ların genel olarak fiziksel evrene müdahale edemediklerini biliyoruz. Sadece Kirin'ler müdahale edebiliyorlar. Umursamıyor da olabilirler. Yani onlar da bir yere kadar müdahale edebiliyor. Bunu işte biz fiziksel evrende işte karakteriniz öldüğü zaman da görebiliyorsun. İşte karakterin ölüp hayalet oluyor ya. O zaman işte Shadowlands'la geçişli bir gerçekliğe geçiyorsun. Ve onlar da ancak o kadar müdahale edebiliyorlar. Bir Spirit Healer'ı mesela fiziksel evrene müdahale ederken göremiyorsunuz. Evet. Aynı durum söz konusu işte. Ve en fazla Eternal One'ların gönderdiği ya da onlardan gelen yaratımlar fiziksel evrene bu kadar müdahale edebiliyor. Mesela bunu destekleyen bir şey daha var. Dead Knight oynuyorsanız şayet, bunun bir koşma skili var ya. Mesela orada şey der, Shadowlands'e geçer der. Halbuki sen lap diye Shadowlands'e geçmiyorsun. İşte tabii. Yani aynı o işte karakterinizin öldüğünde geçtiği kadar geçiyor.
Bir de o yani Veil'ı hani kırıp hani daha doğrusu geçiş aslında yapılabiliyor Veil arasında. Şunu, onu şu yüzden söylüyorum. Bunu galiba F'den bir yani bize göndermişti daha önce. Valiader. Arakalar. Arakalar'ın böyle kafayı bulup Shadowlands'te gördükleri gerçeği var biraz orada. Evet, evet, süper. Ya zaten şöyle bir şey var. İşte bu dediğim işte karakterimiz öldüğü zaman o gördüğümüz gerçeklik perdenin arasından bakmak gibi düşünün. Sylvanas'ın yaptığı şey perdeyi olduğu gibi kırmak. O bütün evet. aradaki o perde, o gerçeklikler arasındaki perdeyi kırıp direkt bir geçiş kapısı açtı. Bu aynı şeyi kim yaptı ben size söyleyeyim. Illidan Argus'a geçiş açarken aynı şeyi Arcane olarak yaptı mesela. Evet. Arcane Realm üzerinden Twisting Nether'a, yani bizim bulunduğumuz fiziksel evrenden Twisting Nether'a bir geçiş açtı. Ve Twisting Nether'ın bir eşyasını, bir artefaktını kullanarak yaptı bunu. İşte Sargeray Keystone vardı ya o kullandığı. Evet. O onu kullanarak yani Fel'den kaynaklı, işte Twisting Nether'dan kaynaklı bir artefakti kullanıp bizim karşımıza orada Argus'u getirdi. Argus orada Azeroth'un önüne gelmedi. Orada bir geçit kapısı, gezegen boyutunda bir geçit kapısı açıldı. Evet. O sayede biz gidip gelebildik. Aynı şey oldu işte. Yani bu Sylvanas'ın yaptığı da bu. Bunu fiziksel olarak ve agresif bir metotla işte o aradaki perdeyi kırdı. O yaptığı şey o. Ve bunu şöyle düşünün. Mav'dan gelen bir armor parçasını kırdığı için bu perde parçalandı ya. Bu işte sebebi bunun Lich King'in, Arthas'ın yani ve daha sonra Bolvar'ın bu gücü kullanması, Maldraxxus'tan gelen gücü kullanmasını sağlayan şey bu armordu. Ve işte daha önce Arthas'ın işte Frostmourne'u kullanmasıydı. Çünkü Mav'la direkt fiziksel olarak bir bağlantısı vardı bu sayede. Bu bağlantıyı kırıyor Sylvanas o Helm of Domination'ı kırarak. O bağlantı kırıldığı için o işte perde kırılıp o gerçeklik açılmış oluyor. Aynı mantık var burada da. Ve Dreadlord'lar işte ilk soruya da dönecek olursam Dreadlord'ların bu istisnai gücü Revendreth'in gücünü kullanıyor olmaları. Revendreth'in gücünü kullanarak işte o Denatrius'un onları yarattığı amaç o zaten. Fiziksel evrene geçip ve çok büyük ihtimal bu Kirin'lerin metotlarını ve geçiş kapılarını ya da belki First One'lardan kalan metotları kullanıyorlar geçebilmek için. Geçtikten sonra da fiziksel evrende kalabilmek için şekil değiştiriyorlar ve ölümlü varlıklar gibi kendilerini saklıyorlar. Dreadlord olarak kendilerini gösterip son aşamada ancak böyle kendi esas şekillerini gösteriyorlar. Gerçekten böyle kendilerini göstermeleri o planı bozmayacaksa o zaman onları o halde görüyoruz. Bunun da son bir örnek daha hani kapatmak için. Yani buna artık Exoenlas eğer bizi hala izliyorsa o mesela bir ara tekrar araştırıp bir Azure sohbetlerine mesela anlatsın Türkçe. Una Questline. Una Questline. Bir tane çocuk. Küçük eğlenceli ama orada da güzel bir gönderme var. Çok fazla lore'inti var. Yani onlardan bahsetmeyeceğiz. Bizden yarım saat daha sonra onun için. Yani o questline'da da Void'in de Death'in böyle birlikte iç içe geçtiği bir görev serisi. Size öyle söyleyeyim. Başka bir kanıt var. Burada sonuçta karanlık, gizemli bir gerçekliğe geçiyorsunuz görevi yaparken. Güzel göndermeler var. O artık Void mi? Yani Shadowlands'in bir kısmı mı yoksa bambaşka bir yer mi onu artık quest'i yapana bırakıyor bir nevi. Direkt olarak söylemiyor zaten. Bir soru daha vardı. Kaçırmayayım. Düzeldi. Ben bir yandan da şimdi YouTube kısmıyla da ilgileniyorum. Tamam tamam. Ona da bakıyorum. Bu Ragnarok sormuş gene. Void Lord'ların ürünü olan Old God'ların bizim dünyamıza geçip Void Lord'ların geçememesinin sebebi. Heh, bak işte aynı Nauru gibi düşünün. Yani Old God'ları nasıl görüyoruz? Life'ın bir nevi maksimum corrupt olmuş hali gibi. Böyle dönüşmüş böyle yaratıklar. Yani fiziksel varlıkları böyle
et ve duyargalar işte şeyler böyle bize iğrenç gelen bir görüntüleri var değil mi? Böyle evet. İşte ama sonuçta fiziksel bir görüntü. Onu da şöyle düşün, işte Life'ın koza olarak kullanıp işte Void'in etkisini yaymak için kullandığı bir versiyonu gibi, bir piyonu gibi. Yani işte Narular da böyle, Light'ı onlar koza olarak kullanıyor. Olgadlar da Life'ı koza olarak kullanıyor. Ve işte Void varlıkları ama sonuçta fiziksel bir varlıkları var. Bunun da en büyük kanıtını söyleyeyim, Curse of Flesh. Evet. Life'ın kötüye, yani kötüye değil de Old God'ların iradesiyle kullanılmış hali. Curse of Flesh zaten Old God'ları birebir Life'a bağlayan bir şey. Hatta ekleme yapayım ben oraya. Titanların ölümsüz kıldığı canlıları ölümlü kılıp Shadowlands'a anima gitmesini sağlıyor. Evet, Curse of Flesh dediğimiz şey birebir olarak bu. Zaten işte galiba Void bölümünde mi? Ayrıca bunu anlattığımda uzun da bir bölüm var. Curse of Flesh'i anlatmıştık. Bu Curse of Flesh dediğimiz şey Old God'ların Azeroth üstündeki işte Titan yaratımlarını ölümlü varlıklara dönüştüren, işte mekanik, metal ve işte taştan olan varlıkları etten, kandan olan, yani life'la corrupt ediyor işte Titan yaratımlarını. Bu da birebir olarak Old God ve Life arasındaki bağlantı zaten. İşte Old God'lar Void yaratıklar. Void'in iradesini uygulayan yaratıklar ama Life'ı silah olarak kullanıyorlar. Bu da zaten Elun'la da bağlantılı olarak görebilirsiniz. Elun'un First One olması ve bir Void Lord ya da Void Lady olmasıyla bağlantılı olarak da düşünebilirsiniz. Hepsi birbirine bağlanıyor bu şekilde düşününce. Utku okusun demiş. Exodus'tan soru geldi. Ben de okuyacak o kadar hal kalmayacağım. Utku okusun. Hemen okuyorum abi. Alexstrasza'nın Shadowlands'te kimlerle müttefik olduğunuza dikkat edin. Sözünden de aslında yanlış kişilere yardım ettiğimizi düşünüyorum artık ben de. Biraz düşük okumuş olabilirim şu an. Ama First One'lar için Oribos'ta gözünüzün görebildiği her şeyi yaratanlar dendiği için bence kozmik düzlemden sorumlu olan bir First One olduğunu düşünüyorum. Sizin teoriyi her destekleyecek birinde şekilde şunu söylemek isterim. Belki de sadece bazı First One'ların şu an yardıma ihtiyacı vardır. Olabilir. Yani işte dediğimiz gibi şimdi Elun bu kadar müdahale edebildiyse belki First One'ların, Void Lord'ların kendi içinde de bir güç savaşı var. Şu anda dediğimiz şey çünkü aynen işte Eternal One'lar kendi arasında didiştiyse First One'lar niye yapmasın? Hatta Titan'ların kendi arasında savaştığını biliyoruz. Olabilir gayet yani. Olandır belki. Bak orada şöyle bir teori de ben sallayabilirim. Oribos'un yaratılması ya da Oribos'un çalışma mekaniği ile alakalı, evet, önceden yaratılma ya da yapılma, inşa edilme durumu söz konusu olabilir. Bizim işte orada düşüncemiz şu: Kotria'nın In Between'den zorla Mav'a doğru şu an çekiliyor olması, zincirlenip. Çünkü In Between'de Araf'ta kalmış bir yer, o In Between dediğimiz yer. Evet. Belki de zaten çalışan bir şekildeydi. Kotria'nın yanında işte şeyde sık sık söylüyoruz. Arbiter'ın bulunduğu yerde Jailer'ın olduğunu düşünüyorduk diye. Evet. Oribos fiziksel olarak öyleydi. Evet. Zaten biz iki ihtimal var işte. Biz de onu düşündük. Ya Oribos'u işte Arbiter'ın düzeni üzerine, bu Eternal One'ların yeni düzeni üzerine Primus aynı mekanik mantıkla kurdu ve Oribos'u ona göre tasarladı. İşte akacak olan ve Arbiter'ın yönlendireceği animayı işte yeni düzene göre dağıtacak bir sistem kurdu. Ya da işte eskiden olan düzenin, eskiden olan yapının içinde hepsi bir aradaydı. İşte bütün bu Cortia, eski Mav ve Oribos hepsi bir aradaydı ve bunu ayırdılar. Ayırıp kendilerine göre işte bu parçalanmış halini kullanıyorlar şu anda. Ve bizim gördüğümüz düzen de belki sadece bu. Buna ek de şey de olabilir. Yani özellikle şu anda nasıl söyleyeyim, World of Warcraft'ın lore'u belli bir seviyeye çıktığı için gerçekten ciddi yön şaşırtmacaları yapmaya çalışıyorlar. Evet. Yani, tabii plot twist'in kralı var aynen. O yüzden Oribos hakkında böyle net bir bilgi verip daha sonra işte Görkem'in dediği gibi sonradan inşası söz konusuysa, bak bunlar hani First One'lar gibi yaptık, hani
Bak aynı o şekilde bak hani falan tarzı bir yaklaşım da olabilir yani. Ters köşe. Tabii ama bunların hepsi teori. Evet. Tabii tabii. Hatta biz şey bile bekliyoruz işte. Bir Oribos raid'i olabilir diye düşünüyoruz evet, gayet yani. Biraz fazla ucu. İki mantıkla da uyuyor buna bu arada. İki mantıkla da Oribos raid'i olabilir yani. 8.2'de demiştik yani Oribos, Arbiter boss olabilirdi. Ha, 9.2. Ha, 9.2. Hatta 9 iç içinde artık bu kadar uçmuşken madem onu da katalım. Denatrius'un son boss olacağı ve çok çılgın scale'daki bir kovulmuş. Evet. Onun da bir şeyler bekliyoruz orada da onu da onun da dayanağım şuydu benim hani 9.7'de 9.3 bu kadar çılgın atmaktaki dayanağım şeydi. Expansion'ların bitiş rate'lerinin çok sassasyal olması gerekir yani. Legion'ın nasıl bittiğini hatırlıyorsunuz. Antorus'ta Legion'ın bu ana merkezi işte çok devasa bir raid. Shitstorm'un en şeyde döndüğü bir yer. BFA gibi nispeten daha yerde böyle daha sakin Alliance Horde diye başlayan bir şey Nihalta'da bitti mesela. Evet. Şimdi biz daha ilk patch'ten Thorgast'ın bir yerine giriyorsak 9-3'ün ya da artık hangi patch'te bitecekse onun böyle bunu gölgede bırakacak bir şey olması gerektiğini ben düşündüğüm için böyle son boss'un Denatrius olduğu ve Dreadlord'larla beraber hatta belki yanında Legion da aldığı böyle nerede olabileceğini kestiremiyorum ama o scale'da bir şey bekliyorum ben 9-3 için de. Yani 9-2 ve 9-3 için de gayet uçabilirsiniz şu an acaba da tahmin yerine. Evet. Çünkü daha 9-1 yani ben şöyle diyeyim 9-1 bence Illusion'un 7.3'ü gibi. Lore. Evet yani bat olarak hakikaten evet. Güç dengesi olarak öyle gözüküyor hakikaten. Onun için 9-9 için iyice atabilirsiniz yani rahatlıkla. Evet. Zaten işte yani gidişata da bakarsanız sanki son gelmesi gereken şey daha ilk patch'ten geliyormuş gibi. Yani Maw evet, Raid'i evet. Geliyor. Yani koskoca Maw Raid'i geliyor. Yani 9-1'deki olay işte Legion'la denk düşünürseniz Nighthold'a denk gibi evet, oluyor. Evet. Ama Nighthold değil yani çok daha büyük bir şey işte. Son işte son patch'te gelen raid'e denk bir şey büyüklükte geliyor. O zaman 2'de 3'de potansiyel gelebilecek şeyleri bayağı hiç tahmin edemeyiz yani. Hatta ben iyice uçarlarsa bu kozmik savaşın ucundan kenarından girebiliriz diye de bekliyorum. Aynen. Bir kenarından artık olaya dahil olabiliriz. Yani zaten işte Void War diye geçiyordu o ilk Anduin'in yaşlı halinin gözüktüğü işte Son of Wolf çizgi romanında Anduin'in yaşlı hali var. Ve işte bu son galiba Battle for Azeroth biterken falan işte buradaki bir şey silinmiş falan diye bir söylenti çıktı. Ondan sonra işte onun öyle olmadığı o çizgi romanın o halde kanon olarak kaldığı ve konunun o şekilde devam edeceği bir nevi onaylanmış oldu. Hatta Steve Denizer çıktı işte. Yok hayır orada öyle bir şey yok. O yayınlandığı gibi dedi. Ve o şekilde kaldı. Yani Anduin yaşlanacak, kurtulacak bir şekilde o savaşta işte artık kimin bilmiyoruz ama bir gücün başkomutanı olarak o halde göreceğiz onu. O yüzden ya yani orada, bunlar da birbirine bağlanmış. Anduin'e başına gelen Khadgar'ın başına gelen bir şey gibi de olabilir bu arada. Tabii tabii. Evet. Khadgar biliyorsun yani, 30 yaşında yani. Yaşadığı olaydan sonra hani travmatik bir şey yaşadığı için öyle de çıkabilir o. Evet. İşte evet, ya da yani. Mav'da geçirdiği süre falan gibi böyle evet. Göreceli zaman gibi bir şey de olabilir. Direkt o halde de görebiliriz yani. Belki 9-3'te yaşlı Anduin göreceğiz. Yani. Bu ara Red Handed 07 Naruları Void'e bağlarsak diye başlayan bir cümle var. Biz bağlamıyoruz. Bağlarsak da değil. Şöyle Narular direkt Void'e kendi bağlı zaten. Enerjilerini biz kaybettikleri anda böyle, dönüşümleri söz konusu. Evet bu konuda en gizemli kozmik güç Light oluyor. Dediğin gibi ama onu da şuna bağlayabiliyoruz. Kozmik güçlerin temelinde Light ve Void'in çarpışması var. Zaten evren bu şekilde evet. Oluşuyor. Yani evet.
Warcraft evreni öyle oluştu diyor Chronicle'ın ilk daha cümlesinde. Ve buradan da yani bunların aslında aynı karakterler, aynı güçler, aynı motivasyonlar, aynı zımbırtılar diyebileceğimiz bir noktaya çekebiliyoruz yani. Evet. Ha bunu Yin Yang gibi düşün ama altı köşeli. Yani yayın içerisinde onu anlattık. Kısaca onu diyeyim ben. Yani tekrar anlatmayayım. Hem Naru bölümü diyorum. Light bölümünde onun detaylı anlatımı var. Bu yayını da kaçırdıysan, tekrarından izlersen onu uzunca anlattığımız bir kısım var. Teoriye de direkt bağlıyoruz onu. Şimdi diyelim arkadaşlar, Recep hatırlattı sağ olsun. SSK ama SGK artık onun adı. SSK diye. Onu biliyorsunuz, birisi batırdı. O battı, o yüzden yenisi kuruldu, SGK var. Neyse, çok şey yapmayayım. Nazire yapmayayım. Murat Ancı'yım, Görkemciyim. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Bence eklemeyelim, daha fazla yorulduk. Evet. Ne kadar konuşuruz yoksa? Şöyle söyleyeyim yani, arkadaşlar. Bugün dinleyen arkadaşlara da çok cidden ilgi çok yüksekti. Evet, ilgi inanılmaz yüksekti. Yani bir alt tab alınıp dinleme modundan çıkıldı. Soru soruldu. Yetişemediğimiz olduysa bu yayının da tekrarını atacağım. Sadece İngilizcesi kalmayacak YouTube'da. Onun altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Hatta böyle Görkem bayağı benim kanal moderatörü gibi çalışıyor orada, sağ olsun. Tek tek cevaplıyor. Uzun uzun sorularla ilgileniyor. Bu arada evet, Exolinas'a bir tekrar teşekkür ederim geldiği için, bizleri onurlandırdığı evet, için. Hem Twitter'dan desteği, hem yani güzel sözleri, hem de yayına geldiği için gerçekten yani tekrar teşekkürler. Seviyoruz seni Miray. Başka bir zaman canlı muhabbet etmeyi bekleriz Murat. Evet evet. Tamam, konuk olarak o yapalım bunu yani. Gelecek bir gün. Elbet bir gün. Diyoruz ve arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Lütfen bu pandemi günlerinde kendinize çok ama çok dikkat edin. Maskesiz dışarı çıkmayın, mesafenize lütfen mümkün mertebe dikkat edin. Sizleri seviyoruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok sağ olun.